Böyle Evet, sohbet gibi değil mi? arkasındayım. Şimdi o zaman Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Ana Sanat Dalı mezunlarının kariyer öyküleri başlığı altında yaptığımız seminerlerden ikincisini gerçekleştiriyoruz. Bu akşam konuğumuz çok kıymetli bizim için. Ankara Devlet Opera ve Balesi opera sanatçısı Ezgi Karakaya. Kıymeti nereden geliyor? Hem karakterinden, kişiliğinden, varlığından hem de üniversitemiz için, şehrimiz için, hatta ülkemiz için bizi temsil ettiği çok önemli dünya ünlü yarışmalar var hatta. Onların hepsine sıra gelecek. Az sonra bu konuyla ilgili ayrıntılı konuşmak istiyoruz kendisiyle tabii ki. Soru cevap da yapacağız. Bu arada dilediğiniz zaman sorularınızı chat kısmına yazabilirsiniz ya da videosu açık olanlar için söylüyorum. El kaldırabilirsiniz vücut diliyle ya da orada raise hand butonu var, el kaldırma butonu. Oradan da el kaldırırsanız söyleşi içerisinde soru cevap olarak gidebiliriz. Peki şimdi böyle başlayacak olursak Ezgi Karakaya. Hoş geldin Hoş öncelikle. buldum. Hepinize merhaba. Kıymetli vaktinizi ayırıp geldiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Çok sağ Sen olun. de bizim için kıymetli vaktini ayırıp burada bizimle birlikte olduğun için ben de Anadolu Üniversitesi adına sana teşekkür ediyorum öncelikle. Peki böyle başlayacak olursak başlığımızın adından da anlaşılacağı üzere kariyer öyküleri dedik ama ben kariyer öykülerinden önce biraz öğrenciliğe geri dönmek istiyorum. Hangi yıllardı Ezgi bizim öğrenciliğimiz? Ben konservatuvara 2005 yılında girdim. 2010'da mezun oldum. Evet. Peki konservatuvara girerken ya yani ondan önce şimdi biz hani konservatuvar lisans eğitimine hem düz lise mezunları hem de güzel sanatlar mezunlarını kabul ediyoruz ya. Böyle bir geçmişin var mıydı senin güzel sanatlar gibi? Ezgi gibi. Yani ben sınavlarına girmiştim ama kazanamamıştım Güzel Sanatlar Lisesi'ni. Dolayısıyla bir düz lise Düz mezunu lise olarak. mezunuyum ben, evet. Yani müzik eğitimine ilk konservatuvarda başladım ama şöyle bir geçmişim vardı. Ben böyle çocukken çok sosyal bir çocuktum. Çok fazla sosyal bir çocuktum. Ve böyle annem beni işte bilmem ne korosu, ama bunlar böyle hiçbir klasik müzik eğilimli korolar değildi. Böyle mesela Ankara'da bir Hamoy diye bir koro vardı mesela. Halk müziği korosuydu. Ben böyle yandırdım kalbimi ya falan diye öyle halk müziği söylüyordum. Yani hiç klasik müzik okuyacağım açıkçası, Batı müziğine yöneleceğim hiç aklıma gelmezdi. Öyle yani müziğe eğilimim var. İşte bir gitarım oldu mesela bir dönem. Ama çok da maymun iştahlıydım ve çok tembeldim. Yani bir şeye, hani o yaşlarda birazcık da bir şeye emek harcamak için herhalde çok mu büyük bir tutku mu gerekiyor, yoksa karakterle mi ilgili bir eksiklik, o bilmiyorum ama Belki çabuk cevap almak gerekiyor ama bu bahsettiğiniz işler hep bir uzun vadeli ve hani fedakarlık emek gösterilmesi lazım. gereken işler. Aynen öyle. Evet. Yani bana o bilinç işte biraz geç geldi. Yani üniversite çağında geldi açıkçası. Sonra işte bu annemin beni taşıdığı korolardan sonra lisede böyle bir müzik grubu kurduk lise arkadaşlarımla. İşte onun solistiydim ben. Böyle liseler arası böyle şey, bayağı gençlik dizisi gibi liseler arası müzik yarışmalarına falan katılıyorduk böyle. Kendi küçük kitlemi peşimden sürüklüyordum. Pop söylüyordum orada da, yani yine Batı müziğiyle hiçbir alakası olmayan bir şeydi. Sonra işte lisenin sonuna doğru ben işte böyle yavaş yavaş, yani gerçekten müzik yapmak istediğime karar verdim ve ailem de hep desteklediler beni zaten, sağ olsunlar. Sonra ama dedim ki hani bunun sınavına girmem için, benim konservatuvar sınavına girmem için böyle bir eğitim almam gerekiyor. 3 hafta falan vardı sınavlara. Zuhal Gürgen o zaman bizim okulda hocaydı. Benim de ilk sınav hocamdır. Zuhal'i buldum ben Ankara'da araştırdıktan sonra. İşte ona gittim. Dedi ki yani tamam güzel, hani müzik eğitimi almak istiyorsun ama hani yani ne müziği eğitimi almak istiyorsun? Yani tamam, ben ona böyle bir türkü söyledim. Of, böyle kendinden geçti falan. Çok güzel ya, içli içli falan diye böyle hoşuna giderek dinledi falan. Sonra dedi ki ben şimdi sana bir opera DVD'si vereceğim. Bir de kitap vereceğim. Bu Faruk Yener'in 100 operası vardır ya. Evet, O meşhur. elime verdi. Bir tane de Carmen DVD'si verdi. Arena di Verona'da kaydedilmiş. İşte Marina Domashenko diye bir kadın işte Carmen oynuyor falan böyle. Hani o zaman beni çok büyüledi. Çünkü böyle sahnede atlar yürüyor.
Böyle çok hoşuma gitti yani. Hiç de izlememiştim opera. Ondan sonra dedi, şimdi bir de bunu dedi, dinle, bak bir dedi. Bakalım ne düşüneceksin, yarın sene tekrar konuşalım ne yapmak istediğiniz konusunda. Çünkü yoksa ben Afyon'a falan gidip böyle diye Türk sanat müziği okuyacaktım yani. Öyle görünüyordu yol. Ondan sonra ben gittim. Ertesi gün tekrar derse gittim. İşte o verdiği ödevi yapıp. Dedim ki ben opera okumaya karar verdim. Kesinlikle karar verdim ve Carmen oynamak istiyorum falan da böyle coşmuş hayallerle gittim ona. Ondan sonra tabii zordu benim için, çok zordu. Çünkü çok yani herkes buradaki aşina olduğu için konuya anlayacaklardır beni. Yani çok farklı şeyler işte türkü söylemek ya da popüler müzik söylüyor olmakla opera yani bambaşka bir gırtlak yeteneği gerektiren iki farklı şey. Yani ikisi de şarkı söylemek olabilir ama gerçekten ikisini birbirinden çok iyi ayıracak bir bilince sahip olmanız gerekiyor. O bilince sahip olmam benim çok uzun yıllar aldı yani. Bir de yani ayırabilmek bilinç gerekiyor, evet, yetenekle gerekiyor. Çok küçüktüm konservatuvara girdiğimde. Siz bilenler var burada. 16 yaşındaydım ve böyle her hafta başka bir sesle gidiyordum derse. Çok korkunç bir şey bence. Çünkü yani bence gelişimimi tamamlamamıştım daha yani ve dolayısıyla yani bir hafta böyle yarım oktav sesim çıkıyor çıkmıyor. Ertesi hafta böyle işsin bugün mi tuttum falan diyorum böyle. Hani böyle ağlıyorum, bir de çok yani ergenlikten kaynaklı böyle inanılmaz bir duygu yoğunluğu, her şeyi aşırı bir büyük yaşama. Ben okulu bırakacağım falan diye ve sağ olsun Zuhal Hoca beni işte böyle anne gibi şey yapmıştı yani, benimsemişti gerçekten ve onun sayesinde hani o psikolojik dehlizleri de açtım diyebilirim. O da çok önemli bir faktör bu arada gerçekten. Evet, hiç bölmek Öyle. istemiyorum ama sonra o yani o da bir şans. Bunlara böyle Evet. küçük değinmek istiyorum aslında hani okuldaki hocanla ilgili vesaire ama hiç bölmek istemiyorum. Çok tatlı anlatıyorsun. Teşekkür ederim. Devam et. Yani Zuhal Hoca gerçekten büyük bir şanstı benim için. Şansın Yani oldu. Evet. tanıyan çok az kişi vardır burada muhtemelen. İşte Özgür Nejat tanıyordur. Yani şöyle tabii, her öğrencisiyle arası iyi olan bir hoca zaten yoktur. Onun da değildi öyle. Benimle de arası çok iyi değildi çoğu zaman. Çünkü böyle herkesin bir karakteri var. Zor biriydi o ama çok iyi bir öğretmendi. Yani bana inanılmaz güzel bir temel atmıştı. Yani ben okuldan mezun olduğumda çok büyük teknik sorunlarım olmasına rağmen çok ayağa yere basan biriydim. Çok farkındaydım. Çünkü yani bir hocanın size bunu iyi yapıyorsun demesi güzel. Yani gerçekten gurur okşayıcı bir şey. Tatlı bir şey. Yani insan iyi yaptığı şeyi duymak istiyor elbette. Ama Zuhal böyle beni yıpratmadan eksiklerimi bana çok iyi öğretti. Nelerin üstüne gitmem gerektiğini çok iyi öğretti. Sonra zaten ayrıldığımızda da yani okuldan mezun olduğumda ben sonra Ankara Operası bir sınav açmıştı. Ona girmiştim ve figüran olarak almışlar beni operaya, yani sözleşmeli figüran olarak. O zaman işte ben dedim ki yani benim biraz kafayı kullanmam lazım bu noktada. Şimdi ben 5 senedir zaten Zuhal Hoca'ya çalışıyorum. Zuhal Hoca bitmeyen bir şey yani, bu Derya Deniz bir kadındı. Zaten hem tiyatro hem opera mezunu, acayip kültürlü, çok acayip bir kadındı. Ama dedim ki yani şan olarak, şan açısından yani teknikle ilgili sürekli aynı şeyleri duyuyorum artık. Ya 5 senedir kötü bir şey değil bu arada. İstikrar da kötü bir şey değil ama bir noktada yeni bir şey duymaya ihtiyacımız oluyor ya. Yani mesela bir çok alakasız biri geliyor. Aslında o kadar büyük bir kariyeri yok. Ya da dinliyorsun, dinlediğinde o kadar iyi bir şarkıcı da değil. Ama sana bir şey söylüyor, ha diyorsun yani. Böyle şeyler gerçekten oluyor. Bu şehir efsanesi kesinlikle değil bence. Dedim ki yani ben, çok doğru şeyler söylüyor. Çok güzel açılardan baktırıyor bana. Ama benim başka bir pencere, yani değişik bir şeyler duymam lazım diyerek onunla çalışmadım artık. Çok da rızayla oldu. Hala görüşüyoruz. Mersin'de yaşıyor şu an. Mersin'e gittiğimde hala çalışıyorum onunla falan. Ama böyle artık hani arkadaş gibi, şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak noktasına evrildi tabii. Yani 15 yıl oldu sonuçta. Ondan sonra başkalarından fikirler almaya başladım tabii. O da bana çok yaradı. Bir de operanın içinde olmak başka bir durum.
Yani şu figüran da ben hiç şarkı söylemedim yani ilk bir sene falan. Kendimi keşfettirene kadar onu da çok komik bir hikayesi var, onu anlatacağım. Onu özellikle anlatmak istiyorum. Yani figürandım. Yani figüran biliyorsunuz herhalde herkes biliyordur arkadaşlar. Böyle işte ayı da oynanıyor. Askerler zafer sahnesi arkada bayrak tutan kişi figüran yani hani hiç kimseye adınızı bir selam vermiyorsunuz yani temsilin sonunda öyle söyleyeyim. Yani çoğu prodüksiyonda selam bile vermiyorsunuz. Dolayısıyla yani ben işte kaderime razı bir şekilde yeter ki operada olayım diye girdim operaya. Ama hani bir yerden kaşınıyorum artık. Yani yırtmam lazım bir şekilde o perdeyi. Bir şey yapmam lazım falan. Neyse onu sonra anlatırım ama şunu diyecektim burada. Figürönken de mesela günde 6 saat provan var. Ve maruz kalıyorsun. Yani orada mesela işte şurada Erel Kıyıcı şarkı söylüyor. Burada Feryat Türkoğlu şarkı söylüyor. Sallıyorum yani isimleri. Önemli değil kim oldu. Çok iyi bir şarkıcı da olabilir. Çok kötü bir şarkıcı. Kötü derken böyle tırnak içinde söylüyorum. Hani size göre, beğeninize göre. Beğeniyor olabilirsiniz, beğenmiyor olabilirsiniz. Bunda sorun yok. Ama birilerini dinliyorsunuz. Bir nasıl söyleyeyim? Ekole maruz kalıyorsunuz. Şef görüyorsunuz. Yani şef onları yönetiyor. Evet, size bir şey çalıştırmıyor ama yani izliyorsunuz onları. Ben olsam şöyle yapardım demeye başlıyorsunuz bir süre sonra falan. Ya bunlar çok geliştirici şeyler yani. Oturduğun yerde bile gelişebiliyorsun öyle bir ortamda olduğun zaman açıkçası. Tabii bir yere kadar hani oturarak yapacaklarının sınırı var yani ama bana çok ciddi bir kulak dolgunluğu olmuştu o bir sene boyunca. Yani konservatuvar çok önemli tabii ki. Ama ben asıl okulun birazcık da figüran olsan bile sahne olduğunu da düşünüyorum. Konservatuvar temel baz yani bu yani oraya girdiğinde kantinde yapılan konuşmaya bile yabancı kalmamak için doldurabildiğin her şeyi doldurman gereken bir hazine yani orası. Ama işte dediğim gibi yani okul bitmiyor aslında. Ben öyle düşünüyorum. Ay Figen Hoca gelmiş. Diler sesin kapalı konuşuyorsan. Ah evet tamam şimdi. Çok teşekkürler şu ana kadar anlattıkların için. Şimdi ben hemen biraz daha geri dönmek istiyorum. Aramızda çok fazla öğrenci arkadaşımız var. Mevcutta öğrenci arkadaşımız var. Senin mezun olduktan sonra dinleyeceğimiz yol daha uzun biliyorum. Ki sen işte figüranlıkla başladım dedin sonra kadrolu opera sanatçısı oldun. Bu arada tabii ki o Cardiff yani hani Cardiff'i ayrı başlık altında dinlemek istiyorum senden. Hani oraya ne oldu, nasıl oldu, kimle karar verdin, Zuhal Hoca'yla mı karar verdiniz? Bu arada sadece şöyle bir parantez açmak istiyorum. Geçen hafta pazartesi Deniz Yetim'le bir söyleşi yapmıştık. Zuhal Gürgen kendisinin de hocası yani. Aslında hani bahsettiğin o kıymet, değer işte anlamında bilmiyorum hani ne kadar kıymetlendirmek anlamında söylemiyorum ama kendisi böyle biraz perde arkasında kalan ama inanılmaz isimler yetiştiren gerçekten ile öpülesi bir insan Zuhal Gürgen. Buradan da ona saygılarımızı göndermiş olalım. Anmadan geçmeyelim yolculuğumuzda. Şimdi biraz öğrenciliğe geri dönersek. Nasıl bir öğrenciydin Ezgi? Kendine göre yani hani böyle öz eleştiri olabilir bu ya da hani öğrencilikte şu an mevcut öğrencilerimiz için hazır hali hazırda öğrencilerimiz için işte ya burası kıymetli, buranın altını çizelim. Tabii ki şu an içinde bulunduğumuz koşullar pandemi koşulları. Yani hani yüz yüze eğitimle elbette çok da böyle şey verimli dersler yapamıyoruz bu halde. Yani hani hepimiz bir ekrandayız, hepimiz bir kameradayız. İşte bunun olumlu tarafları var. Şu an ben görüyorum burada çok farklı şehirlerden isimler var. İşte Polonya'dan Özgür var aramızda. Keza işte İtalya'dan Ufuk var. Hani bu anlamda bizi buluşturan müthiş bir platform. Fakat bizim gibi böyle uygulamalı, dokunarak, hissederek yapılabilecek sanatlar için elbette bizi geriye düşürdü. Ama bu süreç içinde önereceğin arkadaşlarımıza, öğrencilerimize öneriler varsa ya da kendi öğrenciliğinde yaşadığın handikaplar, avantajlar nelerdi? Kendini nasıl bir öğrenci olarak görüyordun? Buralarda nereleri kaçırmasınlar? Gibi gibi. Ya şimdi şöyle, önce pandemi süreciyle ilgili bir şey söylemek istiyorum ben. Lütfen. Ben bunu kendi öğrencilerime çok fazla söylüyorum. Onlar zaten aşinalar şimdi söyleyeceğim şeye.
Diğer arkadaşlarıma da biraz ilham olabilir. Tabii çok çok mutlu olurum. Şimdi bu çok üzücü. Gerçekten bu 1,5 senedir neredeyse yaşadığımız şey gerçekten çok üzücü. Bütün dünya durdu. Ben konservatuvar eğitiminin, sanat eğitiminin kesinlikle online yapılabileceğine inanmayanlardanım. Yani hepimizin beyhude bir çaba içinde olduğunu düşünüyorum açıkçası. İpin ucunu bırakmaya da vicdanımız el vermiyor. Ama tuttuğumuz yer de çok sağlam bir yer değil. Olmuyor yani. Bu yani göz göze değecek bir iş yani. Dolayısıyla şunu fark etmelerini tavsiye edebilirim ancak bir arkadaşları, iş arkadaşları gelecekteki olarak. Bu bütün dünyanın başına geldi arkadaşlar. Öncelikle bunun farkına varın. Yani sizin okulunuz durdu. Ben bir ajansla sözleşme imzalamıştım ve bu sene patlayacaktım yani deyim yerindeyse. Ve duruyorum evde yani. Hani belki hayatımın kariyer açısından en iyi senesi olabilirdi. Olmadı ama. Hani herkesin kaybettiği bir şeyler oldu bu sene. Bütün dünyada ve buna engel olamayız, bunu değiştiremeyiz. Bununla psikolojimizi bozmak sadece psikolojimizi bozmaya yarar. Yani başka hiçbir şeye yaramaz. Dolayısıyla bu süreci olduğu gibi kabul edip evet bu böyle olacakmış. Bu 1,5 senem, 2 senem belki hatta devam edecekse böyle geçecekmiş. Yapacak bir şey yok deyip kendiniz ne yapıyorsunuz, ne yapabiliyorsunuz ona bakmanız lazım. Kafanızı rahat tutmanızı öneriyorum yani bu konuyla ilgili. Kabul mekanizmanızı çalıştırmanızı öneriyorum. Çünkü herkes aynı durumda. Bunu değiştiremeyiz yani. Bu pandemiyle ilgili söyleyeceğim de. İkincisi benim öğrenciliğime gelirsek ben öğrenciliğimde yani bence konservatuvar tarihinin gördüğü en ineklerden biri olabilirim. Gerçekten deyim yerindeyse biraz amiyane tabirli oldu. Çok saygıdeğer insanlar da var burada ama gerçekten çok çalışkanım. Yani bayramlarda eve gitmez. Ben Ankara'da doğdum büyüdüm. Ailem Ankara'da. Bayramlarda eve gitmezdim. Konservatuarı açtırıp çalışırdım falan. Çünkü şöyle bir şey olmuştu. Benim yaşım çok küçük olduğu için gerçekten şanı algılamakta çok zorluk çekiyordum. Dolayısıyla her zaman Özgür. Dolayısıyla her zaman yani bir ya sınıf arkadaşlarım mesela Özgür bir enerji harcıyorsa benim iki enerji harcamam gerektiği kafasındaydım yani öyle düşünüyordum. Bir de şey açısından çok gerideydim ben yani bizim sınıfta mesela işte Cansu, Seda, Özgür hep konservatuvar Güzel Sanatlar Lisesi mezunuydular. Geldiler, solfej biliyorlar, armoni biliyorlar, belli bir derecede enstrüman çalıyorlar. İşte hepsi piyano çalıyor zaten. Yanında bir de işte kimi işte çello çalıyor, kimi kemancı falan. Yani çok ciddi bir aşinalıkları var. Yani ben daha senfoni orkestrası konseri dinlememiştim yani konservatuara girdiğimde. Çok sesli böyle orkestrayı çok sesli hayal edemiyordum yani öyle söyleyeyim. Dolayısıyla çok eksik buluyordum kendimi. Piyanoda Doğu'nun yerini bilmiyordum okula gittiğimde. Yani o yüzden de özellikle armoni, solfej konusunda çok çok çalışmam gerekti. Çok fazla çalışmam gerekti yani. Ve bunun hep farkındaydım. Yani mesela Zuhal Hoca bana ilk şan dersimizde bir tane aryantik verdi. Amiyokor. Çok iyi hatırlıyorum. Haftaya bunu çıkartıp gel dedi. Ama dedi kayıt dinlemeni yasaklıyorum dedi. Ben de yani tertibe olduğum için asla kayıt dinlemedim. Ve o aryanın bir sayfasını falan öğrenebildim. Yani toplasam 5 sayfa falandır zaten. Bir sayfasını falan öğrenebildim. Yani dedim ki ben bu işi yapmak istiyorsam bu adımı atlamam gerekiyor bir şekilde. Ve ondan sonra ya o mesela o aryantik benim için çok büyük bir farkındalıktır. Ne kadar geride olduğuma dair. Böyle Cansu'yu, Özgür'ü falan yanıma oturtup böyle onlara çaldırıyordum falan. Gerçekten çok gerideydim yani. O yüzden çok efor sarf ettim. Yani çok onlarla aynı seviyeye gelip yürümem işte 1-2 sene aldı zaten. Ondan sonrasında da ama o alışkanlığı bırakmadım yani. Gerçekten işte böyle hep hazırdım her şeyi. Bir de çok girişkendim. Yani mesela Figen Hoca şimdi burada yani evet kafa sallayacaktır ben bunu söyleyince. Mesela bir şey isterdi ilk atlardım hemen yani. Hani artık sen dur falan derdi bana. Ya, bu arada doğru yaptığımdan ya da çok iyi yaptığımdan değil yani. Hani
kötüsünü yapsam da ben yapmak isterdim mutlaka yani. Bir de sınıfın bücürü olduğum için de birazcık sanırım kanım hızlı akıyordu yani. Öyle heyecanlı ve çalışkan bir öğrenciydim. Çünkü şöyle, iyi ki öyle yapmışım diyorum şu an. Çünkü şu yüzden, şu anda öyle bir vaktim ve öyle bir sabrım yok. Yani ben bir şeyler eksik olarak, tabii ki bir şeyler eksik olarak çıktım okuldan da, yani hepimiz öyle olduk. Yani şu an en iyiyim diyen de eksiklerle çıktı arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Yani ben mezun oluyorum, paket çok mükemmel bir paket olarak çıkmaz kimse konservatuardan. Çünkü sanat eğitimi biten bir şey değil. Hep iyiye, biraz kötüye, sonra daha iyiye, en kötüye falan inip çıkışları olan bir şey yani. Dolayısıyla hep öğrenmeye devam ettim ama önemli olan her zaman nereden eksik olduğunu farkında olmak. Bir de şöyle konservatuar yıllarını değerlendirdiğim için mutluyum dedim, onu bağlayacaktım, unuttum. Şu anda öyle bir enerjim de yok, vaktim de yok. O yüzden yani şimdi ben böyle duyuyorum, hep buradaki konservatuvarda da öyle, Hacettepe'de de öyle, işte ne bileyim burada Başkent Üniversitesi var ya da işte İstanbul'un Mimar Sinan'ın arkadaşlar var. Hep bütün öğrenciler böyle, abi konservatuvar yani hiçbir şey öğretmiyorlar ki abi, öğreneceksiniz arkadaşlar. Yani orada hocalar var, siz ne kadar yapışıp emerseniz onlar size o kadar verir. Kimse sizin ağzınıza zorla yemek sokmaz. Elbette ki nasıl söyleyeyim, kimyanızın tutmadığı kişiler olacaktır. Ben bundan alamıyorum, bilgi akışını da sağlayamıyorum, olabilir. Ama şu yanlış yani, hani Türkiye'de konservatuarlar öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani hepimiz aynı konservatuarda okuduk. Benim okuduğum okulda okuyorsunuz şu an bizsiniz. Ya da işte geçen hafta Deniz'le söyleşmişsiniz. Deniz'in okuduğu okulda okuyorsunuz şu an bizsiniz. Dolayısıyla içinde bulunduğun koşulları kötülemek yerine o koşulların en iyisini kendine oradan emip almak konu yani. Hani çünkü bu nasıl söyleyeyim, yani bad vibes diyeceğim çok kötü olacak ama hiçbir işe yarayacak bir şey değil yani. Yani sadece kendi enerjinizi düşürürsünüz, okula olan motivasyonunuzu düşürürsünüz ve bu size hiçbir şey katmaz. Daha kötüsü, bu gıcık olduğunuz ya da beğenmediğiniz hocalarınıza hiçbir şey kaybettirmez olan durumu. En güzelini alacaksınız kendinize, en iyi şekilde faydalanacaksınız. Yani kötü konservatuar diye bir şey olduğuna ben pek inanmıyorum. Oradan kendine fayda alabilen ve alamayan öğrenciler olduğuna inanıyorum. Böyle. Tabii ki şu var. Avrupa'da, özellikle Avrupa'da çok daha iyi ekol bilen hocalar var. Ben de gördüm. Bu tartışılmaz bir gerçek. Çünkü çok daha iyi şarkıcılık bilen şarkıcılar da var, stil bilen şarkıcılar da var. Neden? Yani benden çok çok iyi şarkıcılık yapan kişiler var. Neden? Çünkü onlar, bu kültür onların ülkesinde doğmuş, büyümüş. Onlarla, ya yani onlar da o kültürün içinde büyümüş kişiler. Yani nasıl ki biz Türk müziğine onları sonradan aşina etmeye çalışsak bir yere kadar başarabilirler. Biz bir yere kadar başarabildik demiyorum bu arada. Öyle bir şey yok. Bence çoğundan çok daha ilerideyiz yetenek ve kapasite olarak. Ama kesinlikle daha iyi stil bilenler elbette var. İşte Ufuk İtalya'da okuyor mesela, Özgür Polonya'da yaşıyor. Onlar da biliyorlar yani. Bunu demiyorum yani. Biz mükemmeliz demiyorum. İyi ve kötü yanlarımız var. Sadece düşünüyorum. Yani oturup böyle arkadaşlar var aramızda, eminim yani. Her yerde var. Evet, Selha Hocam bir şey yazmış. Çok doğru yazmış. Kendini geliştirmeye çalışan hoca doğru hocadır yazmış. Çok katılıyorum. Gerçekten katılıyorum. Yani çünkü öğrenmek biten bir şey değil. O yüzden ne kadar öğrenirsen, ne kadar güncel kalırsan öğrencilerine de o kadar faydan olabilir diye ben de düşünüyorum. Öyle. Yani çok çalışkan bir öğrenciydim. Figen Hoca'nın inşallah itirazı yoktur.
böyle kendimi övmek gibi olmasın ama çok gerideydim çünkü yani çok yetersizdim. O yüzden mecburen çok çalışkan bir öğrenciydim. Herkese tavsiye ediyorum. Yani 21-22 yaşında okuldan mezun olduğunuzda böyle bir motivasyonunuz olmayacak. Her gün okula gitmek bir motivasyondur arkadaşlar. Yani işsiz kalabilirsiniz bu ülkede özellikle. İşsiz kalabilirsiniz ve işsiz kaldığınızda hiç daha çalışmak istemeyeceksiniz. O yüzden bugünlerinizi çok güzel değerlendirin. Bir önce yok demiş. Aksini inkar etmek çok da mümkün değil Ezgi, tabii senin için. Yani gerçekten hani hem açık sözlülüğün hem samimiyetin için ben herkes adına ayrıca teşekkür ediyorum bu Ben teşekkür öz ederim. eleştiriyi de kendine yapabildiğin için. Peki evet, öğrenciliğinde çok çalışkan olduğunu gerçekten hepimiz biliyoruz. Peki sesini nerede görüyordun? Öğrenciyken nasıldı sesin? Hani bu hazır ses kavramı var ya hani herkeste. Öyle miydin peki sence? Ben hiç öyle değildim ya. Ya ben üçüncü sınıfa kadar, üçüncü sınıfın sonlarına kadar hatta, ona da sebep olanlardan, pardon, ikinci sınıfın sonlarına kadar, ona da sebep olanlardan bir tanesi Figen Hoca'dır, onu da anlatacağım. Yani bu işi yapar mıyım ben ya? Yoksa ben formasyon falan alıp öğretmen mi olsam da arasına gidip geliyordum. Çünkü bence ben çok normal bir sesim. Yani özellikle öğrenciyken hiçbir parıltım yoktu bence. Ses olarak söylüyorum. Yani hep böyle bir şeyim vardı. Böyle gözümde bir parıltı vardı. Hani işe dair heyecan vardı. Ama yani o zaman sesimin güçsüzlüğünden mi? Yani çok normaldim. Anlatabiliyor muyum? Hani standart bir konservatuvar öğrencisi şan okumaya başlar. Ve işte adım adım şuraya mı soksam böyle mi yapsam falan işte böyle Özgür'le falan çok yer denerdik falan böyle bu değişik değişik sesimizi kısana kadar pozisyon denerdik falan. Çok kafayı bozmuştum ama kapasitem çok standarttı. Ama o dönem herkes çok büyük büyük bir enerjiyle gelirdi derse o zamandan bu zamana memleket gibi dünya aşk. Evet hocam öğrencilere laf sokmuş. Ben üstüme alınmıyorum hocam. O yüzden üstüne alınması gerekenler okusun diye düşünüyorum bunu. Yani şöyle çok standartım dediğim gibi. Sonra şöyle bir şey oldu. Ben ikinci sınıftım. Şimdi biz yaşlılar hatırlayacağız bunu sadece. Mozart 250 artı 1 yapmıştık. Hatırlıyor musunuz? Ve o üçüncü ve dördüncü sınıfların projesiydi. Yani son sınıf ve üçüncü sınıfların projesiydi. Son sınıfların da mezuniyet projesi gibi bir projeydi. Şimdi onu böyle sadece o sınıflardan oluşan bir kast yapmışlardı. Artim Hoca'yla Figen Hoca. Sonra işte bir tane de mezzoya ihtiyaçları var ama son sınıflarda ve üçlerde bulamıyorlar istedikleri gibi bir şey. Ya da mezzo mu yoktu tam hatırlamıyorum yani. Ondan sonra şey Artim'le Figen demişlerdi ki Ezgi gelsin ikilerden. O zaman ben çok iyi hissettim tamam mı ya? Acayip iyi hissettim. Çünkü böyle şey aslında yokluktan çağırdılar beni oraya da biliyorum yani ama ben böyle seçilmiş hissettim kendimi yani anlatabiliyor muyum? Üçlerin dörtlerin projesinde varım falan diye. O zaman böyle ya yani eğer çok da kötü olsam beni buna çıkartmazlardı. Metsusuz yaparlardı. Metsusuz parçalar seçerlerdi falan diye böyle bir havaya girdim ben ondan sonra. Öyle o beni mesela sarsan şeyler yani sarsan demeyeyim de böyle ışık yakan bir şeylerden olaylardan biri olmuştur o olay. Sonra üçüncü sınıfta tabii daha böyle artık bizim de proje zamanımız geldiği için falan ya o çok önemli bir şey. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Şan dersi yapıyorsunuz, yapıyorsunuz. Sonra çıkıyorsunuz sınıf konseri. Vagalona falan diye bu bir yere varan bir şey değil. Yani opera şarkıcılığı o değil çünkü. Kesinlikle kolaj olsun ya da komple bir eser olsun. Strihlerle böyle yarısı falan kesilmiş bir eser olsun. Yani mesela highlight gibi bir şey olsun. Eser yapılmalı. Yani kostüm giymeli kişiler, öğrenciler. İşte yani çıkıp sadece aryasını söyleyip şimdi bu solü buraya takacaktım, pesi böyle alacaktım değil de ben burada karşımdakine ne diyorum şu anda? Biz neyin derdindeyiz? Heyecanlı yaşamaları lazım diye düşünüyorum. Beni en çok moda sokan şey bu anlamda oydu. Şarkı söylemek tabii ki insanı çok heyecanlandıran bir şey, okey.
Ama bir yerde tükeniyor çünkü bir hikaye anlatma ihtiyacından dolayı hepimiz sanatla haşır neşir oluyoruz diye düşünüyorum ben. Şu anda da mesela kendi meslek hayatımda da en az sevdiğim şey konser vermektir. Yani tabii ki onun da atmosferi çok farklı, çok başka ama yani bir opera oyununda çok küçük bir rolüm bile olsam, koroda bile olsam hissettiğim şeyi hiçbir zaman konser verirken hissetmiyorum. Çünkü bir bütünün parçası gibi bana hissettiren şey opera. Hikaye anlatmak. Yani beni en çok galiba evet gidiyoruz artık buradan dedirten şey oydu. Peki. Yani oynadığımız komple projeler, bir role bürünmek, bir role girmekti. Oydu yani. Orlovski. Aynen yarısı sonra yarısı yani yarısı mesela yani çok acayip bir deneyimdi benim için gerçekten. Sonra biz ondan işte 4-5 sene sonra falan operada gene yarısı yaptık. Ben gene Orlovski oynadım. Ama mesela öbür heyecanım çok daha büyüktü yani. Tabii Çok orada. çok yani sen çünkü şöyle oluyorsun Dilara. Hayatın boyunca o şan dersi yaptın odanın içinde falan yapacağını düşünüyorsun artık. Bir noktadan sonra. Sonra böyle birisi sana kostümleri giydirip bıyığını takınca bir dakika ya şu an nasıl çaksaydım zerre kadar önemi yok. Şu an bir şey yapıyorum ben oluyorsun. Ya bak şu an mantıklı tüylerim diken diken oldu. Gerçekten bakmıyorum. Çok önemli bir şey. Yani opera sanatçısı ne demek? Öğreten bir şey. Çünkü sadece ses çıkarmak değil opera. Gerçekten. Öyle. Şahane. Ben de şimdi anlatınca sen oralara tekrar geri döndüm. Gerçekten Figen Hocam sizin de üstümüzde emeğiniz ödenmez, hakkınız ödenmez. Müthiş bir şeydi bizim için. Benim de mezun olduğum seneye gelmişti. Ben de iyi ki vardım o projenin içinde. İyi ki varsınız hocam. Emeğinize sağlık. Yani hani Anadolu Üniversitesi içinde yapılmış en güzel işlerden bir tanesiydi. Zaten sayılı işlerden bir tanesiydi. Çok kıymetliydi bizim için. Ve ben Orlovski olarak seni sahnede o kadar iyi hatırlıyorum ki yani gerçekten hani Ezgi falan yoktu artık orada Orlovski vardı karakter olarak işte tam o. Ay yok ben şimdi izleyince biraz böyle şey oluyorum. Yani Figenç'in niye beni sınıfta bırakmış acaba falan diyorum ama babama benziyorum bıyıklarla. Yeni babama çok komik, hoşuma gidiyor yani ama o heyecanı böyle kadeh tutarken elim falan titriyor, görünüyor şeyden falan videolardan. Çok çok tatlıydı ya, çok güzeldi yani gerçekten. Peki, tam şimdi buradan alalım o zaman. Mezun oldun peki. Sonra bilinçli olarak mı? Ya yani opera sanatçısı olmak istediğini zaten şu an anlıyoruz. Evet yani hani sen opera yapmaktan Ben kaçıyorsun. evet o yani bu söylediğim üçüncü sınıftan itibaren ikinin sonu üçün başlangıcından itibaren ben kesinlikle operada olmaya karar vermiştim yani. Hani dedim ya sana ben sürünmeye bile razıydım yani. Hiç önemli değildi. Sadece şöyle bir hatam oldu benim. Ben ya o zamanlar kendime ve dil becerilerime güvensizliğimden mi? Figen Hoca konuşamıyorum şimdi. Hepinizi pek seviyorum. Çoğu öğrencim olmuş şu anda oradakilerin yazmış. Evet. Biz de sizi çok 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 seviyoruz. Ne diyecektim? Ha şöyle. Yani işte o zaman 21 yaşındaydım mezun olduğumda. O zamanki dil becerilerime güvensizliğimden mi? Şu an olsa hiç düşünmeden giderim çünkü. Yoksa gerçekten hani böyle bu ülkeye karşı yani bir aidiyet mi hissediyordum, konforlu mu hissettim, konfor alanından mı çıkmak istemiyordum bilmiyorum ama ben böyle o zaman birkaç okula başvurmuştum. Sonra onları kazandım ve gitmek istemedim yurt dışına. Ben bu işi Türkiye'de yapacağım falan diye böyle bir nasıl söyleyeyim, böyle bir tribe girdim yani açıkçası. Bu yani iyi yanları da oldu. Şimdi onu reddedemem. Ama bence 21 yaşında birinin yapması için yanlış bir hareket. Şu anki yaşımda, şu an 32 yaşındayım. Şu anki yaşımda mezun olsam, evet, ne yapacağım? Yani bu saatten sonra orada hayat kuramam. Bu saygı duyulabilir bir şey. Ama o yaşım bence her şeyi denemeye, ama her şeyi denemeye çok müsaitti. Ama çok emin değildim kendimden ve şarkıcılığımdan. Yani oraya da zaten bir opera değil, yüksek lisansa falan gidecek. Ya sürünmek istemedim galiba. Ve gitmedim. Haziran'da mezun oldum 2010 yılının Haziran'ında. Ankara Operası Ağustos sonunda sınav açtı. Koro sanatçısı, sözleşmeli koro sanatçısı sınavı.
Sonra ben o sınavda yedek oldum. Ve yedek olunca bana figüran sözleşmesi yaptılar. Yani koro sözleşmesi değil de figüran sözleşmesi yaptılar. Tamam, madem çok, yani öyle 2-3 tane daha kişi vardı. Madem çok istiyorsun gel, sopa tut arkada dediler yani. Sonra ben girdim. İşte böyle kenar kenar takılıyorum. Hani hiç böyle et diye süt diye burası. Çünkü karışık bir yerdir. Opera zor bir yerdir yani. Dolayısıyla böyle nasıl söyleyeyim, kendi karakterimin biraz dışında davrandığım bir sene oldu diyebilirim. Sonra bir sene sonra falan Ali Baba ve Kırk Haramiler diye bir oyun oynanıyordu. Murat Göksu var rejisör. O geldi. Ben gene orada figüranım bu arada. O beni yani nasıl anlatabilirim ki? Ayşe diye bir karakter var. Onun böyle çamaşır yıkadığı bir sahne vardır. Ali Baba ve Kırk Haramileri bilenler bilecektir bu söylediğim sahneyi. Bir devem olsa diye bir aryası var. O arya. Çamaşır yıkıyor, hayalleri dalıyor bilmem ne falan. Biz de çamaşırcı kızlar olarak işte 7-8 tane daha kız varız etrafında onun. O aryasını söylüyor. Biz de sahneyi canlandırmak için şey yapıyoruz yani. Dans ediyoruz orada, göbek atıyoruz falan. Sonra beni böyle en arkaya falan yerleştirdi. Çünkü bu arada figüranların arasında da bir nasıl söyleyeyim şey var. Hiyerarşik bir durum var yani. Benden 10 yıl fazladır figüran olarak orada çalışan kişiler vardı falan. Neyse ben işte en arkaya koydu beni falan, tamam mı? Ben orada müzik de böyle insanın için böyle kaynatan bir müzik. Sonra böyle şey, biri oynuyorum ama nasıl biliyor musunuz, yani gözümü kapatıyorum böyle bayağı böyle şey, eski Türk filmlerinde hamamda kadınlar falan oynar ya öyle yani, böyle kendimden geçerek falan. Sonra böyle bir yandan da gözümün ucuyla şöyle Murat Göksu kesiyorum, bana bakıyor mu falan diye, tamam mı? Murat Hoca da bir böyle bakıyor, böyle biz göz göze geliyoruz, kafasını çeviriyor falan, böyle çok da yüz vermek istemiyor bana yani, yaşlı başlı adam. Ondan sonra neyse, bir oldu ilk prova, iki oldu, üç oldu, beş oldu falan. Figür hocanın yazdığını gördünüz mü? Opera kariyeri göbek atarak başladı, onu itiraf ediyor şu an yazmış. Doğru. Sonra Murat Hoca şey, asistanına şey diye sormuş, bu kız kim diye sormuş beni. Ondan sonra işte o da demiş ki figüran hocam, işte Ezgi demiş yenilerden falan demiş. Ondan sonra demiş ki figüran tamam da hani konservatuar mezunu, şarkı söylüyor mu bu kız demiş. Çünkü öyle şeyler de var hani, figüran olmak için konservatuar mezunu olmanıza artık gerek vardı. Hani daha çok konservatuar öğrencilerine öncelik veriyorlar. O zaman 2010'da yoktu yani, konservatuar mezunu olmayan bir sürü figüran vardı. O da evet hocam falan demiş. O sırada da Murat Hoca işte operaya bir kolaj oyun yazıyor. Diyor ki bu benim oyuna diyor, distribüsyona bu kızı yaz demiş Zeynep'e. Ve ben ilk solo rolümü öyle aldım. Yani çok büyük bir sıçrayış yaptım orada. Figen Hoca şu an çok gülüyordur eminim. Yani gerçekten o şekilde dikkat çekerek şey yaptım ve sonra onun o yazdığı kolaj, yani çok şeydi hani, böyle sıradan sözleşmeli gençlere şans vermek için yaptıkları bir oyundu bu arada, öyle çok büyük bir şey değildi. Ama bir arya söylüyordunuz yani, hani kendi seçtiğiniz bir aryayı oyunun içine yerleştiriyordu rejisör ve onu söylüyordunuz falan. Ve ne olursa olsun ona işte müdürler, genel müdürler bilmem falan geldi yani ve beni dinlediler ve ben ondan sonra rol almaya başladım operada. Kadro sınavına girene kadar da figüran olarak devam ettim. Yani benim hiç koro sözleşmem olmadı. Kadro sınavına girdiğimde figüran sözleşmeliydim. O da işte 1,5 sene falan sürdü zaten kadro sınavında açılması. Ya ben biraz şanslıydım bu konuda. Yani şimdi bu biraz sinir bozucu gelecek burada beni dinleyen arkadaşlara. Ama o dönem öyleydi arkadaşlar. Şu anki kadar, açıkça söylemek gerekirse şu an her şey yaşadığımız, bu ülkede yaşadığımız her şey kurumlarımıza da sirayet etmiş durumda olduğu için biz de yani konservatuar mezunları olarak çok fazla işsizin olduğu, yani her nasıl söyleyeyim, mühendis olunca da ne kadar fazla işsiz kalma ihtimaliniz varsa, şu an konser yani sanat olduğu için bu 5 katı var maalesef, bu ülkenin gerçeği yani. O yüzden biraz sinir bozucu bu söylediğim şey. Evet çok emek harcadım bilmem falan ama çok da kolay
oldu benim açıkçası kadroya girmem. Hızlı oldu. Metis olduğum için de avantajı oldu benim için. Çalışkandım ama yani bana ne iş veriliyorsa böyle kendi kapasitem dahil en iyisini yapıyordum demiyorum ama kendi kapasitem dahilinde gerçekten jilet gibi iş çıkarıyordum. Her zaman öyleydim yani. Yani şey, bir şey, hala da öyledir. Yani bir şey bana veriyorlarsa kontrol etmelerine gerek olmadığını bilirler yani operadaki bütün, hani şu anki idareyi kastetmiyorum, bütün gelen idareler. Çünkü yılda 2 yılda bir değişen bir şey, idareler değişir yani. Yani ben de öyle bir güven sağladığım için ben de kendimi açıkçası gurur duyuyorum. Çünkü bu işime olan sevgimle saygı, çok yani bazen sevginizi azaltacak şeyler de oluyor. Zor bir ortam dediğim gibi. Ama çok saygı duyuyorum ve gerçekten bir işe alıyorsam üzerime sorumluluğunu onu böyle yapamayacaksan baştan söylersin. Yani benim olmadı şimdi kadar öyle bir şey ama olursa söylerim gerçekten. Söylemek lazım. Yapıyorsan da sorumluluğunu aldıysan da hani gerçekten dönüp bakmamalılar. Ezgi, tamam Ezgi ise o okey. Yani bu güveni vermek beni çok ileri taşıyan bir şey. Parantez için, tırnak içinde rakiplerim arasında diyeyim. Rakibim değil yani hiçbiri, iş arkadaşım, hepsi canım ciğerim yani o ayrı. Ama gerçekten bu güven ortamının oluşması çok önemli bir şey iş hayatı için. Disiplin, özveri, fedakarlık. Anlattığın başlıklar evet böyle yani. Hani tam bir konservatuvar öğrencisi için olması gereken şeyler. Peki gelelim mi Cardiff'e? Cardiff'e gelelim. Aslında Cardiff'e gelmeden önce ben şunu söylemek isterim arkadaşlarıma. Ben ilk yarışmama 2010 yılında girdim. Mezun olacağım sene girdim. Hepiniz biliyorsunuz bu İzmir'de yapılan Genç Turist yarışması var ya. O yarışmaya girdim. Orada işte elendim. İkinci aşamada falan elendim. Ya da yani finale falan kalmadım öyle diyeyim. Hani daha böyle küçük sahnelerinde yaptıkları bir aşamada elendim orada. Ve geçen sene yani kapanmadan önceki sene pandemi dolayısıyla kapanmadan önceki sene ben sınıftaki bizim okuldaki sınıftaki öğrencilerime dedim ki arkadaşlar hepinizin yarışmaya gitmesini istiyorum dedim. Bu arada yani gerçekten bir şeyler yapabilecek hani birkaç aşama alabilecek tipler de var aralarında. Buradalar zaten şu an hepsi. Hepsinin yüzüne de söylediğim için bunu rahatlıkla anlatabiliyorum. Hiç konuyla alakası olmayanlar da var. Vardı. İşte nasıl olacak hocam? İşte yani kim diyor ki ben yapamam, işte olmaz. İşte kim diyor ki gideyim, tamam, yapayım bakalım, deneyelim nasıl olacak falan. Çünkü ben benim tecrübemi onlara yaşatmak istedim arkadaşlar. Ben ilk yarışmaya gittiğimde bayağı ne giyeceğimi falan bilmiyordum. Öyle değil mi? Azar yedim giydiğim kıyafet yüzünden. O kadar. Yani nasıl söyleyeyim? Yani biraz fikir alarak gitmem gerekiyormuş. Tecrübesizlik diyeyim yani. Gittim elendim. Başka bir Metsokas hatta birinci oldu falan filan. Sonra döndüm. Sonra dedim ki bu iş böyle yapılmıyor belli ki. Bir kere benim öncelikle çok güzel bir repertuar yapmam lazım. Repertuar çok önemli arkadaşlar. Şimdi sizin bir konservatuar öğrencisi olarak yani benim size en büyük tavsiyem şu anda. Yani yani herkes kendi ses rengine göre tabii ki yani kendi sesine uygun olan 5 tane kolay olmayan, zor, aşırı zor demiyorum ama kolay olmayan yani bir konkurda söylenebilecek zorluk seviyesinde 5 aryayı böyle uyuyorsun, yataktan kalktın, uyandın, hop ayağa kalkıp söyleyebilecek kadar reflekslerini oturtmuş, artık ne yaptığını düşünmüyorsun hale getirmeniz gerekiyor. Yani Özgür de +2 operaya yazmış. Yani evet ama ben bunu şey için söylüyorum. Yarışmalar için söylüyorum. Tabii ki +2 opera hatta 20 opera yani komple opera yapabiliyorlarsa ne güzel o ayrı bir şey. Bu söylediğim yarışmalar için. Yani çünkü şöyle oluyor. Ne zaman nereden ne çıkacağı belli olmuyor. Bu sadece yarışma için değil. Yani yarışma yapıyoruz diyorlar. Gitmek istiyorsun hazır değilsin. Hayır öyle bir şey yok. Yani 5 tane opera aryan cebinde olacak yani. Ve sana bir hafta öncesini söylediklerinde kalkıp hop. Yani hazır olmak arkadaşlar. Çok önemli. Çok fazla önemli bir şey bu. Yani ben bunun handikapını çok fazla yaşadım. Çünkü sesimle ilgili çok uzun süre çok kararsızlıklar yaşadım.
Yani soprano muyum, mezzo muyum diye değil. Benim aklımda böyle biraz tizlerdeki rahatlığımdan dolayı hep böyle soprano mu acaba diyenler de oldu. Öyle bir şey değil. Hep mezzo olduğumu düşündüm ama hangi repertuara yönelmem gerektiği konusunda bayağı kararsızlık yaşadım. Yani çünkü hani mezzosun ve söyleyeceğin bir repertuar var diye bir şey yok yani biliyorsunuz. Hani Rossini'ye yoğunlaşabilirsiniz, Mozart'a klasik döneme yoğunlaşabilirsiniz, Baroğa yoğunlaşabilirsiniz ya da romantik işte daha kanlı şeylere yoğunlaşabilirsiniz falan. Yani hani buna karar vermem bir böyle 2-3 senemi aldı. Zaten o 2-3 senede de yarışmaya girmedim. 2000 Pardon, 2-3 sene de değil yani. Daha fazla bir süre yarışmaya girmedim. İkinci kez gittiğimde gene aynı. Yok, özür dilerim. Arada Siemens'e girdim. Siemens'te de elendim. Çünkü yanlış repertuar seçmiştim. Orada böyle Alman bir jüri vardı. İsmini hatırlamıyorum. Belki bilenler vardır aranızda. Ve bana dedi ki yani ne alaka? Şimdi 5 tane arya yazıyorsun oraya, tamam mı? O 5 bestecinin birbiriyle tutarlılığı yok yani. Şunu demek istiyorum. Atıyorum 23 yaşındasın. İlk iki aryanı Mozart, Rossini seçmişsin. Üçüncü aryanı Verdi seçemezsin. Yani dönem farkı, stil farkı, gerektirdiği ses ağırlığı farklı, hacim farklı. Yani dolayısıyla biraz denge olması gerekiyor seçtiğin repertuar açısından. Bu arada da elendim. Tecrübe. Tamam peki Kocaeli. Niye elendim? Bu yüzden elendim. Çok güzeldir feedback almak arkadaşlar. Bütün. Evet Ufukcuğum o bey. O bey söyledi. Yani ismini hatırlamıyorum ama Karlsruhe'den gelen kişi söyledi. Ondan sonra repertuar konusunda da böyle birazcık yoğunlu. Yani birazcık öğrenmem gerektiğini fark ettim. Çünkü çok iyi yani stil olarak birbirinden çok iyi ayıramıyordum bestecileri ve yani söyleniş açısından çok iyi ayıramıyordum. Nasıl anlatabilirim bunu daha açık? Ya yani her şeyi verdiği gibi söylemeye çalışıyordum mesela. Barok söylüyordum, ağır kalıyordu sesim. Yani romantiğe, sonradan romantiğe yönelmemin sebebi de zaten o yani en büyük sebebi o. Çünkü ona yatkınlığım olduğu için yani böyle Handel söylüyorsun ama Tchaikovsky gibi söylüyorsun olmuyor yani çünkü o atiklikte değil sesin ama müzik o atikliği gerektiriyor falan yani böyle bir denge problemi yaşıyordum. Sonra kendi yatkınlıklarıma göre bir repertuar hazırlamaya başladığımda dedim ki tamam ben şimdi artık yarışmalara gireceğim. Ve daha kendine emin bir şekilde gitti. Yani hep şey diye gidiyordum yarışmalara. Önemli değil ya eğlenirsem de tecrübe olur. Bu çok doğru bir yaklaşım bence. Ama bir yerde bitmesi gerekiyor. Hani iki yarışmaya girersin tecrübe olsun diye üçe girersin ama o kadar yani daha fazla değil. Sonra işte ikinci kez İzmir'e gittim 2016 yılında orada birinci oldum ve onlar beni yani bence birincilik önemsiz bir ödüldü bu arada orada çünkü benim asıl hayatımı değiştiren başka bir şey oldu. Onlar beni orada Eija Tolpo diye bir jüri üyesi vardı Finlandiya'da yaşıyor ve oradaki Finlandiya'da Savonlinna Müzik Akademisi'nde hem hocalık yapıyordu hem de Helsinki'de rejisördü kadın. Ya beni çok beğendi, çok da sever hala beni. O bana bir özel ödül verdi, jüri özel ödülü. Ödül de şu, o yaz, yani her yaz zaten Savonlinna Müzik Akademisi'nde bir masterclass dizisi yapıyorlar ve böyle dünyanın en iyi hocaları geliyor. Gerçekten çok iyi tipler geliyor. Tabii ben gidene kadar bunu bilmiyordum. Sonra işte oraya beni masterclass'a davet etti. İşte yani her şeyimi karşıladılar falan. Yani çünkü şöyle gidebilecek durumum da yoktu açıkçası. Yani ben memur çocuğu bir çocuğum yani. Böyle hani ben masterclass'a gidiyorum deyince ailem beni finanse edebilecek yani her an edebilecek gücü yoktu en azından. Ondan sonra onlar benim her şeyimi karşılayınca cebime harçlık bile koydular yani öyle söyleyeyim. Çok büyük bir şanstı. Gittim o yaz ve orada yani hem bu benim hem dil becerilerim açısından çok büyük bir atılım oldu benim için arkadaşlar. Çünkü gerçekten yani konservatuvarda hiçbiriniz İngilizce öğrenmiyorsunuz. Öğrenenler dışarıda öğreniyor diye düşünüyorum. Hala öyle mi? Öyle. Çok büyük bir şey oldu. Hem farkındalık hem de gelişim süreci oldu benim için yani. Bir de tabii yani müthiş biriyle çalıştım. Yani bu arada nasıl söyleyeyim? 15 günlük şeyler var, masterclasslar var.
Bana dedi ki bir tanesini ya da iki tanesini seç en fazla dedi. Ben bir tanesini seçtim çünkü gözüm korktu yine ben her zamanki gibi. Çünkü ben bir ay orada ne yapacağım falan dedim, korktum. Yani ben 15 gün gideyim, ağrısız kanamasız bu işi bitirelim. Ondan sonra gittim. Tabii ki pişman oldum sonra ama geri alamadım yani onu. Sınıflar dolmuştu çünkü. İşte Konrad Czarno diye bir adamla tanıştım. İngiliz aslında ama işte Almanya'da yaşıyor. Schumann Akademi'de profesör. Yani kendisi lead şarkıcılığı üzerine yoğunlaşmış biri arkadaşlar. Böyle devasa verdiyen bir ses falan öyle biri değil. Ama gerçekten inanılmaz bir şarkıcı. Yani hani Simge sana yazıyorum bir saniye. Simge bir şey sormuş, yazmak istedim. Böyle çok fazla kaydı yok bu arada YouTube'da. Bir tane albümü var. Onun belki kaydını bulabilir. Yani ben onu dinlemiştim. Yeni bir şey koymadıysa çok fazla kaydı yok. Ama asıl anlatmak istediğim şey şu. Ben oraya gittim. Bu arada ben burada bir sürü Metso'ya falan kendimi dinletmiştim, çalışmıştım vardır şimdi. Şey yapmayayım, isim vermeyeyim de. Metsoların yani böyle kariyer yapan metsoların bilmediği metso rolleri, aryaları biliyor ve aryaları ezbere biliyor adam. Yani bu sadece şarkıyı söylemek anlamında söylemiyorum. Stil, işte o anki kontekst yani konu ne, ne yapıyorsun, nerede geçiyor zaten beş dil biliyor filan. Ben dedim ki yani o zaman durum düşündüğümden çok daha vahim. Yani bir insan bu kadar kültürlü olamaz ve biz bu kadar geride olamayız. Yani bir tane Werther, bir tane Carmen, bir tane işte Stride La Vampa söyleyince biz gerçekten evet artık mezzo oluyoruz. Yani öyle bir şey yok yani. Bana repertuar açısından çok acayip bir canım ya bunları söyleyenler kalmadı artık falan gibi bir bakış açısıyla. Çok acayip bir pencere açtı. Fakat şöyle bir hatam oldu benim orada. Cornat, benim Cardiff'e girmeme Cornat sebep oldu. Ama benim Cardiff'ten önce girdiğim tek yarışma, yani girip kazandığım diyeyim daha doğrusu, iyi bir tecrübeyle çıktım. Tek yarışma İzmir'deki Genç Solist yarışmasıydı. Cornat bana dedi ki o yaz biz çalışırken, sen dedi daha önce Cardiff'e girdin mi dedi. Ben Cardiff'i bu arada sadece bir şehir ismi, Galler'de bir şehir olarak biliyorum. Arkadaşlar o sırada açıkçası. Dedim Cardiff ne? Yani işte Cardiff Singer of the World falan anlattı şöyle böyle. Yani ben de bilmeyenleri tutayım. Orada böyle Birleşik Krallık'ta bizdeki O Ses Türkiye etkisi yaratan bir şey yani. Ertesi gün ünlü uyanıyorsunuz orada finalde şarkı söylediğiniz zaman böyle bana gelip böyle siz Miss Turkey misiniz falan diye soruyorlardı yolda beni çevirip. O kadar ciddi söylüyorum abartmıyorum. Yani bizim ülkemiz için çok az haber değeri olan ama çok gerçekten büyük bir yarışma. Bana dedi ki işte girdin mi? Yok dedim. Yani haberim bile yok böyle bir yarışma olduğundan. Dedi ki hemen dedi internet sitesine gir BBC'nin. Ve bak dedi son tarih ne zamanmış dedi. Ya ben siteye bir girdim. O gün 15 Temmuz'du. Yani sallıyor olmayayım ama şöyle söyleyeyim size. 1,5 günüm var başvuru yapmak için. Öyle söyleyeyim. Ve başvuru yapmam için diplomamdan yani gerçekten neredeyse ikametgah isteyecekler öyle bir şey işte davet tavsiye mektubu istiyor dedim ki yani ben şu an Finlandiyayım kime yazdıracağım da tavsiye mektubu falan işte Cornat yazdı birini daha buldum işte Rengim Hoca'yı aradım falan o yazdı işte Alessandro vardı burada bizim genel müzik direktörümüz o yazdı falan. Bir şekilde her şeyi tamamladım o 1,5 gün içinde. Benimle o gün ders yapmadı. Dedi ki git formunu doldur. Form 36 sayfa falan yani böyle. Neyse ben bir şekilde başvurdum. Bu arada şöyleyim yani. Yok ya olmaz zaten olmaz yani. Hani tamam adam beni çok beğendi. Ama zaten olmaz falan diye düşünüyorum. Sonra ben yarı finale kaldım. Ha, bu arada o şöyle oluyor. Önce siz video yolluyorsunuz. Kendi videolarınızı yolluyorsunuz. Allah'tan ki hazır videom vardı işte o İzmir'deki yarışmadaki final performansını yolladım. O kadar kötü ki telefonla çekilmiş. YouTube'da var kaydı. Yani inanamazsınız yani onunla bir yarışmaya. Yani şu anki aklımla asla yapmazdım ama yaptım işte cahil cesareti. Neyse başvurdum. Sonra
O video elemesi yapıyorlar. Video elemesini geçenlere diyorlar ki yarı finale kaldınız. Gelin canlı dinleyeceğiz seni diyorlar. Onu da geçeni büyük finale götürüyorlar zaten. Neyse böyle bir 5 ay sonra falan. Bu arada bütün dünyada bu seçmeleri yaptıkları için de 5 ay falan sürüyor bir dönüş yapmaları. 5 ay sonra falan Aralık ayında bana dediler ki yarı finale, pardon, Kasım ayında yarı finale kaldınız dediler. Çok güzel gittim. İşte Londra'da yarı final yaptık. Bir tane arkadaşım daha gitti. Yani bir arkadaşımla birlikte gittim hatta yarı finale. O da kalmıştı yani yarı finale. Yani neyse oradan da gittik. Artık diyorum ki yani bundan ilerisi kesin yok. Hani tamam bu bir şey oldu. Benim Londra'yı göreceğim, gezeceğim varmış. O yüzden geldik buradayız şu an. Bundan ilerisi kesin yok falan dedim. Sonra ben finale de kaldım arkadaşlar. Finali size 6 ay önceden söylüyorlar. Hata yaptım dediğim nokta şuydu. Önce onu açıklayayım. Bunu neden anlatıyorum. Kartik benim için müthiş bir tecrübe ama çok erken bir tecrübeydi. Şimdiki aklım olsa %1000 yani gerçekten ama gerçekten Cardiff'e gitmeden önce mutlaka en az 3 tane, en az diyorum 3 tane yurt dışında yarışmaya giderdim. Çünkü Türkiye'de yarışmaya girmekle yurt dışında yarışmaya girmek çok, yani Türkiye'de okumakla yurt dışında okumak da, yani herhangi bir mecrada varlık göstermek çok farklı. Gerçekten çok farklı. Yani bunu şey anlamında söylemiyorum bu arada. Türk olduğumuz için falan öyle bir fakir edebiyatı yapmayacağım. Öyle bir şey değil yani. Sen varsan her yerde varsın, yoksan her yerde yoksun. Yani elbette bu dünyada ırkçı insanlar var ama sen onları var ettiğin kadar varlar. Yani herkese verecek bir cevabınız olmalı bu konuda. Bunu da söylemiş olayım. O anlamda söylemedim ben yani. Hani şu anlamda söylüyorum. Gerçekten bambaşka bir şey gördüm oraya gittiğimde. Uçaktan indim, beni aldılar. Elime 16 günlük program verdiler arkadaşlar. 16 günlük programda bir dakika aksama olmadı. Bir dakika diyorum size. Yarışmanın finali 16 gün sürdü ve bir dakika aksama olmadı. Bu kadar sistematik, bu kadar yani bizim gevşekliğimize aykırı bir şey yok yani. Bir de tabii şöyle bir eksikliğim vardı. Benim vardı bu. Tabii ki herkesin olacak diye bir şey yok. Neden başka ülkelerde yarışmaya girerdim diyorum. Şu yüzden. Bir kere yarışma ağzı ile ilgili pratik kazanmak diye bir şey var. Gerçekten var. Bir. Burada yarışırken ne olursa olsun kendini evinde gibi hissediyorsun. Çünkü yanında senin ana dilini konuşan insanlar var. Birçoğu arkadaşın. Orada öyle bir şey yok. Orası gerçekten herkes birbirini öldürmek istiyor yani. Çok güler yüzlü herkes. Kimse kötü davranmıyor ama herkes birbirini öldürmek istiyor haklı olarak. Bir de şu, biz 20 finalistik. Finale kalan 20 kişiydik. Aralarında ajansı olmayan sadece ben vardım. Yurt dışında şarkı söyleyen, yani yurt dışında ilk kez şarkı söyleyecek olan bir tek ben vardım. Yani tam Dağlar Kızı Reyhan gibiydim arkadaşlar. Gerçekten bunu abartmıyorum. Böyle gözümden pembe kalpler çıkarak gittim oraya ama çok tecrübelilerdi benim için. Yani hepimiz hemen hemen aynı, yani gene onların çoğundan küçüktüm ama hepimiz aynı yaşlardaydık hemen hemen yani. Ama benden çok tecrübelilerdi. Ya bir tane kız vardı mesela, bizim beşli de yarışmaya giren bir kız vardı. Kızın seyircisi vardı çünkü kız Londra'da yaşıyor. Welsh Opera'dan, Prova'dan çıkıp, yani Welsh Opera Cardiff'teki opera bu arada. Prova'dan çıkıp Galler'deki opera pardon. Bize provaya geliyordu. Yani hani tanıyorlardı onu zaten. Atıyorum şimdi siz burada Görkem Ezgi Yıldırım'ı nasıl tanıyorsunuz? Öyle bir şeydi yani kız. Hani dolayısıyla böyle içine kapandıkça kapanıyorsun, kapandıkça kapanıyorsun. Yani benim özgüvenimin bile aşamayacağı şeyler varmış yani arkadaşlar öyle söyleyeyim. Çünkü gerçekten ben şuursuzluk düzeyinde yani kırıcı olmadan kendimi gaza getirmek için böyle bir hep yükseltirim kendimi. Yaparsın. Böyle bir şeyim vardır yani. Ama gerçekten onun bile aşamayacağı şeyler olabiliyor, oldu yani. Tek pişmanlığım, ya iyi ki gittim. Müthiş bir deneyimdi. Yani o gerçekten, açın bakın internet sitesine. Başvuru formunu doldurmak bile bir yeterlilik istiyor. Yemin ederim böyle. Hiçbir şeye benzemiyor. Ama dediğim gibi şu anki aklım olsa 2 sene sonra giderdim. O 2 sene gider Avrupa'da yarışmalara girer girer elenirdim yani. Hani hiç ödülü almak falan önemli değil. O kokuyu almak lazım. O havayı tatmak lazım yani. Ben oraya Dağlar Kızı Reyhan gibi gittiğim için
çok istediğim gibi değerlendiremediğim bir fırsattı. Yani çok kötü performanslar verdim orada ben. Hani böyle şey demeyeceğim. İşte böyle yani tabii ki bunların YouTube'a ya da işte Instagram'a falan çok havalılarını koyuyoruz. Yani böyle şimdi Ezgi Karakaya geliyor falan diye videolar koyuyoruz. Çünkü kimse yani nasıl söyleyeyim kötü bir performansını işte şey muhabbeti var ya arkadaşlar. Sosyal medyada hep hayatımızın güzel yönlerini paylaşıyoruz. Evet yani öyle gerçekten. Hani kimse ben bunu kaybettim falan diye bir şey paylaşmıyor. Halbuki kaybettiğim şeyler gerçekten buradan köye yol olur yani. Hani hep şey diyorlar. Bu da yarışmaya doymadı. İşte kaç yarışma kazandı belli değil hala giriyor. Niye girmeyeyim? Yani onun için o yarışmayı kazanmak için kaç tanesine gidip para harcayıp emek harcayıp elendim ben yani. Tabii ki gireceğim ve gireceğim yani. Sinirlenmişim bu konuda. Şu anda fark ettim. O yüzden tek pişmanlığım o konuyla ilgili o. Ama ben her zaman şey diyorum. Sırayla yavaş yavaş stepleri büyüterek gitmek lazım. Ben sırasız gittiğim için hata mı benim? Hatta şey diye geyikler yapmıştık. Ben Kalif'ten döndükten sonra şimdi benim yarışmama daha da hırslandım. Tabii ki daha kamçılanmış olarak geri döndüm. Yarışma arkadaşlarım vardır. Benim işte Faik var mesela Mersin'de. Faik Mansuroğlu işte Oğulcan vardı. Şimdi o da Almanya'da yaşıyor. Böyle yeni yarışma şeyle başvuruları atıyorlar buna. Şey falan diyorlardı bana. Ezgi'cim sen de artık daha seviyene uygun böyle ikinci ve üçüncü sınıf yarışmalara girersen senin için daha iyi olabilir. Yani böyle şakalar yapıyorduk falan ama hakikaten öyle yani. Şimdi böyle böyle çıkmak lazım. Yani buradan buraya atlayınca düşüyorsun, olmuyor. Stresini kaldıramıyorsun çünkü. Adam sana demiş ki mesela Cardiff'in finali tamam mı? İki tane, dört tane performansın olacak. Her performansın 25 dakika olacak. Yok ki benim o kadar repertuarım. Ne yapacağım ben yani? Hani size diyorum ya işte 5 arya cebinizde olsun falan. 5 arya işte öbür Avrupalardaki yarışmalar için falan filan okey 5 arya. Hadi 6 olsun yani. Bana diyor ki lead kategorisinde yarışmaya girmen için 25 dakikalık lead programı yapman lazım. Yok benim öyle bir kültürüm de yoktu yani anlatabiliyor muyum? Hani sonradan işte bunları senfonilerle konserler vererek kazandık mesela. Yani bir dakika ya böyle bir şarkı dizisi varmış. Yazmış biridir. Benim niye bunun haberim yok? Yani sadece operada değil. Başka bir şey bekliyorlar yani senden. Dolayısıyla o beni çok zorladı. 6 ayım vardı hazırlanmak için. 6 ayım vardı hazırlanmak için ama kendime güvenmem için 6 ay yeterli olmadı yani. Evet, repertuar hazırladım. Ezberledim. Belirli bir noktaya kadar söyleyebiliyor oldum. Ama kendine güveninin gelmesi başka bir zaman ve yeterlilik de gerektiriyor. Tecrübe seviyesi gerektiriyor bence. O yüzden dediğim gibi akıllı olmakta çok fayda var. Ya mesela ben şeyi çok isterdim. Orada bir tane İlker diye bir arkadaşım var. İlker Arcayürek. Hiç tanışmıyorduk bu arada. Cardiff dolayısıyla arkadaş olduk. Cardiff'te finale kaldığımı görünce bana yazdı. Çünkü bir önceki 2015'te yapılan Cardiff'te o da finalistmiş. Ve bana dedi ki yani böyle durumlarda kimse kimseye yardım etmez. Biliyorum ben çok yalnız kaldım çünkü. Bu arada Türkçesi falan da çok iyi değil yani yıllardır yurt dışında yaşıyor. Hani Türk gibi değil yani onu demeye çalışıyorum. Ama dedi ki yani neye ihtiyacın olursa ben sana yardımcı olurum. Ve ben repertuarımı falan bile ona danışarak yaptım. Sence şöyle bir şey nasıl olur falan yani o kadar yani kendinden hiç emin değildim arkadaşlar. Yani sadece İzmir'de bir tane yarışma kazanıp böyle büyük bir şeye atlayamazsınız. Bu benim için hataydı. O bana Conrad'ın verdiği bir gazdı. Ben de onu olmaz ne de olsa falan diye düşünerek kontrol edemeyeceğim bir noktaya geldi. Erkendi benim için. O yüzden akıllı olmanız lazım. Çok mantıklı böyle ayağı yere basan akıl hocalarınızın olması lazım bence. Yani ben şeyi isterdim. Aziz Cardiff sana erken diye birinin beni yerime oturtmasını isterdim. Ama işte kimseye söylemeden öyle bir başvuru yaptım ve işler yolundan çığırından çıktığı için artık geri dönülemez bir noktaya gelmiştim. O yüzden gittim. Ha, şöyle bu konuşmamla böyle sanki çok pişmanmışım gibi oldu. Öyle değil. Çok büyük yollar açtı bana yani Cardiff kendi kariyerim adına. Bir kere yani en büyük açtığı şey şu. Şu an bana yani beni dizimi titretebilecek bir yarışma yok yani bir kere her şeyden önce bu var. Yani
Ondan sonra zaten gittiğim, kazandığım, kazanamadığım bütün yarışmalarda. Yani inanılmaz bir gevşekliğim vardı. Ama böyle gevşeklik derken şeyi kastetmiyorum. Sallamıyorum şu an olan biteni gibi değil. Ama gerçekten inanılmaz bir özgüven. Sanki Cardiff'i kazanmışım, birinci olmuşum gibi bir özgüven. ve yani bunu aşabiliriz hissim vardı kendimle kendim arasında. Yani çok büyük bir katkı bence bu. Çünkü gerçekten bu işte heyecan süper ama size heyecanınızı kontrol altında tutturacak tecrübeleri kazanmak 5 kat daha süper. O öyle bir şeydi benim için. Ne güzel hatalar yapmışsın Ezgi. Yani bu arada gerçekten çok şanslıyız seni dinleyenler anlamında. Ben öğrencilerimiz adına da konuşabileceğimi düşündüğüm için şu an bu rahatlıkla konuşup sana bir teşekkür etmek istiyorum. Bu açıklıkla bize olanı biteni anlattığın için. Ya bu operayla ilgilenen ve hani yolun başında olan hem öğrencilerimiz için hem de bu yolu merak edenler için İnanılmaz bir şey şu an seni dinlemek. Yani hani onu da dediğim gibi büyük bir özgüvenle ve samimiyetle bize filtresiz anlattığın için her şeyi. Peki Teşekkür dedin ki ederim ben. İzmir'den sonra Cardiff çok büyüktü benim için. Arada ne olmalıydı? Yani Avrupa'da 3 yarışma dedin. Yani hani onlarla ilgili bir şey söylemek ister misin? Yine böyle rehber olmasını istediğin yarışmalar var mı? Hani nokta atışı yapabileceğin. Şöyle, yani şimdi şöyle isterim. Şöyle mesela oradan sonra gittiğim Cardiff'ten 4 ay sonra Barcelona'ya gittim. Vinyas. Nor Vinyas Şan yarışması var. Biliyordur birçok kişi. Birinci aşamada elendim. Bu arada CV istiyorlar. CV'ye de yazdım bu kadar. BBC Cardiff Singer of the World finalisti diye. Umurlarında olmadı. Gözümün yaşına baktım. Çünkü çok kötü söyledim. İlk aşamada elendim. Güzel bir Barcelona gezisi oldu benim için. Döndüm. Mesela ondan sonra 2017, 2018'de Arnavutluğa gittim. Yani illa yani böyle çok büyük şeyler olmasına gerek yok. Maria Craia Şan yarışmasına gittik mesela Faik'le beraber. Ben ikinci oldum, Faik üçüncü oldu. Neden olmasın yani? Hani Ottavio Zino diye bir yarışma var mesela şimdi İtalya'da. Ya bu arada arkadaşlar şöyle bir şey var. Çoğundan bir şey kazanamayacaksınız. Kazanamamak bir kazanç. Kazanamamak ya tabii ki kazanç değil. Herkes bir şey kazanmak için gider elbette. Ama yani gerçekten gidip pişman olduğu hiçbir şey yok. Çünkü yani ortamı öğreniyorsunuz. O ortamı öğrenmek için o ortamda vakit geçirmek gerekiyor. Yani bunun bedeli elenmeden çok büyük yerleri atlayınca işte benim Cardiff'te kaldıramadım yani o stresi ben anlatabiliyor muyum? O yüzden büyük küçük demeden mesela işte bayağı 1.000 euro, 2.000 euro ödüllü falan yarışmalara gitmek lazım. Ben o kadar gitmedim ama işte Cardiff'e gitsem iyi olurmuş. Ya şu anda da o kadar küçük yarışmaya benim elim kolum kalkmıyor. Hani artık yaşlandım galiba bilmiyorum. Yani o kadar küçük çaplı değil ama mesela bu Ottavio Zino öğrenciler için bence uygun. Biraz böyle jürisinden mafya kokusu alıyorum. Yalan yok. Ama her yerde var bu. Her yerde var. Olmayan bir yer yok. Yani benim Cardiff'e gittiğim sene kazanan winner İrlandalıydı. Audience prize yani seyirci ödülü alan kız işte o Welsh Opera'dan şeye gelendi. Provaya gelendi. Yani zaten seyircisi olan kişilerdi. Demiyorum ki hak etmediler. Öyle bir fakir edebiyatı da asla yapmam. Çok iyilerdi. Ama mutlaka avantajlı kişiler oluyor her yarışmada şimdi. Bunda yalan yok. Benim kazandığım yarışmalarda benim de avantajlarım vardı. Yani ya yanındakiler gerçekten çok vasat oluyor. Reddedilemez bir üstünlüğün oluyor yani gerçekten bu olabilir. Ya jüri de yani biri seni her anlamda beğenmiş olabilir arkadaşlar. Böyle bir gerçeği var yani bu dünyanın üzgünüm bunu söylediğim için ama şarkıcılığını da beğenmiş olabilir, tipini de beğenmiş olabilir. Yani der ki mesela böyle böyle bir şeysindir tamam mı?
Ben öyle olmadım hiç de, hani olanlar için söylüyorum. Der ki mesela, ben buna ne Carmen oynatırım? Çok önemi yok sesin. Çünkü yani artık sektör birazcık ona evrildi. İster istemez evrildi yani. İnsanlar sahnede güzel Carmen'ler izlemek istiyor. İşte güzel Dorabella'lar izlemek istiyor. Sallıyorum yani tamamen. Dolayısıyla her jürinin aradığı şey farklı oluyor. O yüzden her jüriye hitap eden, yani çok inanamadığın bir sonuçla karşılaşabiliyorsun ama adamın çok mantıklı bir açıklaması oluyor. Çünkü ben bunu arıyordum ve bunu buldum diyor yani. Şimdi isim vermeyeceğim. Bir tane arkadaşımız var mesela. Girdiğimiz, yani beraber de girdiğimiz bütün yarışmalardan mutlaka bir ödül alır. Biz asla anlayamayız. Çünkü ben, yani yakın arkadaşlarımla anlayamayız. Mesela Faik de ben anlayamayız yani. Çünkü kötü buluyoruz tekniğini. Parlak bir ses olarak bulmuyoruz. Tekniğini de biraz hatalı buluyor. Yani hepimizin tekniği hatalı da bu arada. Yani onun böyle nasıl söyleyeyim? Çok parlak bir şan tekniği olmadığını düşünüyoruz. Tamam mı? Hepimizin hataları var bu arada. Biz mükemmeliz falan diye değil de. Mutlaka birilerinin dikkatini çekiyor. Yani böyle şeytan tüyü yani. Tipini beğeniyorlar mesela ve onu öyle rollere götürdüler ki mesela cuk oturdu yani oraya. Koydukları yere adamların bir bildiği varmış oluyorsun yani izlediğin zaman. Dolayısıyla hani şeyi sorgulamayacaksınız. Bunun şu yüzden anlattım. O da torpilli zaten. Bu da bilmem ne zaten. Bana haksızlık yapıldı. Öyle bir şey yok. Seni izleyen o insanlara istediği şeyi veremedin arkadaşlar. Yani bunu yani kazanmak olduğu kadar kaybetmeyi, beğenilmemeyi, reddedilmeyi de kendimize yedirecek şekilde gitmemiz gerekiyor yani yarışmalara. Gerçekten kendimizden çok kötü olduğunu düşündüğümüz birileri bayağı iyi olabiliyor bizden. Ve bayağı haklı sebebi oluyor onu seçen insanların. O yüzden böyle bana onlar da çok şey geliyor. Fakir edebiyatı geliyor gerçekten. Bu lafı da çok kullandım ama çok yapıyoruz biz. Yani çünkü bu şey değil. Yani bir test var. 20 tane soru var. 18'ini doğru cevaplarsam birinci ben olurum. Ama bizim işimiz yani duyulara hitap eden bir iş. Göreceli değerlendirmesi olan bir iş. Dolayısıyla yani siz sizi seçen ya da seçmeyen kimseye niye onu seçtin, niye ben değil, niye ben, niye o değil falan diyemezsiniz yani. O yüzden bunu hazırlıklı olmak gerekiyor. Kurban psikolojisinden çıkacağız yani. Değil mi? Böyle bir şey yok. Evet abi, bu olmadı. Çünkü ben onlara beklediğini veremedim. Yani şey gibi işte diyorum ya, bu kadar yazdım, gerçekten büyük puntoyla yazdım BBC Cardiff Singer of the World diye şeyime, şaka yapmıyorum, bu görgüsüzlüğü yaptım yani. Birinci aşamada ellediler diyorum ya. Hani ya şey dedim ben. Dedim ki ya, ben kötü söylesem de hani bunu görünce bana belki ikinci aşamaya bir şans verirler dedim. Bayağı paketleyip gönderdiler beni yani. Oluyor, bu olacak yani. Bu sürecin, progresin bir parçası. Kesinlikle olması da gereken bir şey. Ufuk yazmış. Yarışmalar hakkında şu bilgiyi vermek istiyorum bu arada. Avrupa'da şu an pek çok küçük yarışmada ilk elemelerini video kayıt ile yapıyor. Kendini hazır hisseden arkadaşlar araştırıp girebilir demiş. Bu da şahane bilgi bizim için. Peki. Yani normal pandemi zamanı olmadığında da benim çok video kayıtla elemesini geçtiğim yarışma ya da geçemediğim, yani video kayıtla ilk aşaması yapılan yarışma vardı zaten ama şu an pandemi olduğu için tabii ki bütün adaylar orada en kısa süreyi geçirsin istiyorlar. Çoğu öyle, evet. Dolayısıyla bu süreç hazır olan herkes için bir avantaj, yani bunu avantaj olarak Evet. kullanabiliriz. Peki Cardiff ile ilgili bir videon var zaten bildiğim kadarıyla. Bir de YouTube'da senin bir sayfan var değil mi Ezgi? Aynen. Reklamı yapalım. YouTube kanalım var. Oraya böyle yaptığım ve hoşuma giden şeyleri koyuyorum. Hoşuma gitmeyenleri koymuyorum. Oradan paylaşmak istediğin bir şey var mı, yoksa böyle sohbete devam edelim mi? Bu arada Ya ben zaten şey... Dilara, seni duyamadım ne dediğini. orada bir şey dinletmek ister misin? Böyle devam edelim mi? Dedim. Şöyle, Cardiff'le ilgili bir bilgi daha vermek istiyorum. Bu kadar Cardiff dedik diye. Şimdi orada arkadaşlar iki tane ana ödül var. Yani daha doğrusu bir tane ana ödül, main prize var. Bir de song prize var. Song prize'la işte bu şarkı söylüyorsun. Yani opera aryası değil de, yani müzikal bile olur bu arada.
şarkılardan oluşan programlar istiyorlar sizden. Main Prize'da da opera aryalarından oluşan programlar istiyorlar. Çok uzun programlar bunlar. Belki her sene değişiyor falan da olabilir bilmiyorum ama benim girdiğim sene öyleydi. Bence değişmiyordur bu arada. Çünkü çok klasikleşmiş bir nasıl söyleyeyim, disiplinli bir yapısı var yarışmanın, öyle söyleyeyim. Oraya gidiyorsunuz. İşte size dedim ya, arabaya bindim, beni aldılar Londra'daki havaalanından. Orada 3 saat Cardiff'e yol gidiyorsun. 16 günlük program veriyorlar elinize. Yani bu ilgisini çeken insanlar için anlatıyorum bunu. Eminim olmuştur. Çünkü gerçekten bir noktaya geldiğinizde gitmeniz, başvurmanız gereken bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Dediğim gibi benim kadar erken yapmayın sadece. Oraya gidiyorsunuz. İşte size prova saatleri veriyorlar. Ben kendi piyanistimle gittim. Eğer oranın piyanistiyle çalışmak isterseniz, yani çok uzun bir programdı. Dolayısıyla ben oradaki provayla onu kotarabileceğimi düşünmedim. Ve kendi piyanistimle gittim. Hazır olarak gitmek istedim. Yani orada prova stresi yaşamak istemedim. Hata yapmışım. Çok iyi piyanistler vardı çünkü. Hata yapmışım derken kendi piyanistim de çok iyiydi de yapabilirmişim yani oradaki piyanisti. Öyle diyeyim. Yani düşündüğüm kadar aprofesyonel bir ortam asla yoktu. Yani gerçekten hiç yoktu. Zaten bu arada oradaki onlar finalistleri açıkladığında bana Facebook'tan beni ismi yazıp bulan ve işte Cardiff'te yaşayan, Londra'da yaşayan piyanistler oldu. İşte Cardiff'in finalinde size biz çalabilir miyiz diye. Çünkü bu yarışma o kadar ünlü bir yarışma ki orada. O piyanistlerin orada çıkıp sahnede performans sergilemesi onlar için bir CV'ye ekleyecekleri çok önemli bir şey. Hani parasız bana eşlik etmek isteyen kişiler oldu. Ama işte ben yok işte kendi piyanistine geleceğim falan dedim onlara. Neyse gittim. Prova saatleri veriyorlar ihtiyacın olduğu kadar. Böyle şey çekim günleri var. Hani böyle bayağı şeyi izliyoruz ya işte. O Ses Türkiye falan var ya. Orada böyle Ezgi yarışmaya bilmem nereden katılıyor falan diye böyle bir ön. Ya ona ne deniyor? Böyle seninle ilgili seni tanıtan bir kısa videocuk oluyor ya. İşte onların çekimlerine gidiyorsun. Mesela bir gün bizi 6 saat yürüttüler Welsh Opera'nın fuayesinde. Çünkü böyle sen yürürken böyle saçını savururken böyle ağır çekimli şeyler falan çekiyor. Yani gerçekten çok değişik bir şeydi yani. Mesela ben piyanistimle 2,5 saat kahve içtim. Bizi sohbet ederken çektiler. Ne için? O 3 saniye oradan kırpıp alacak da böyle bir şey koyacak falan. Böyle çekimler oldu. Radyo röportajları oldu. Şöyle, bundan korkmayın. Ben de çok korkmuştum. İster herkese şey veriyorlar, çevirmen veriyorlar. Ve ben kendime çok güvenmediğim için, bir de yani ne olursa olsun orası British English'in hakim olduğu bir yer olduğu için ben çevirmen istedim kendime ama hiç kullanmadım. Yani kendimi garantiye almak istediğim için sadece. Selma diye bir kadın yolladılar yanımda mesela. Çok tatlı bir kadındı. Bana arkadaş da oldu bu arada orada. Onu görevlendirdiler. Ama yani ihtiyacımız olmadı. Yani benim o röportajlarımın hiçbirinde falan o olmadı. Yok, görünmüyor yani. Ondan sonra işte şey, senin kendini tanıttığın bir bölüm ayırıyorlar sana. Onu çekiyorsun bir gün. İşte nasıl karar verdin yarışmaya girmeye, nasıl geldin buraya falan filan diye. Böyle bir öz süreci var. Yani ben o yüzden diyorum ki size çok tecrübesizdim. Çünkü yani böyle gerçekten stüdyo ortamı zordu yani o benim için. Sonra işte provalar başlıyor. Sonra arkasına şeyler, yani şöyle şeyler falan yaptılar. Bir gün beni arayıp dediler ki, Ezgi Hanım kıyafetinizi nereden aldınız? Niye ki falan oldum böyle. Kıyafetlerini bırakıyorsun senin performansın olduğu gün yarışma ofisine. Onlar senin için ütülüyor götürüyor. Adının kapıda yazılı olduğu bir oda. Yani biz Türkiye'de görmüyoruz böyle bir muamele. Operada solistken görmüyoruz, öyle diyeyim yani. Kendim ütülüyorum yani kıyafetimi. Ondan sonra dedim ki niye soruyorsunuz ki nereden aldığımı, ne yapacaksınız dedim. Magazin köşesi yapıyorlarmış. İşte bu kırmızı kıyafetini bilmem ne tasarladı. Bildiğin magazin köşesi yani. Kıyafetin nereden aldığını anlattıkları falan bir mini program yapıyorlar ve gazete sayfası yapıyorlar falan. Öyle bir çok çok büyük bir şeyi var yani. Sorumluluğu ve böyle stresi büyük oluyor. Oradan şimdi şey, onun videosunu izletebilirim size. Ben şu anda şey miyim? Yönetici miyim? Yöneticiyim. Belki aranızda izleyenler vardır. Böyle ortasına falan geldiğimiz size sonuna atlarım bu arada. Sonra izlemek isteyen izler. Çünkü 7 dakika falan gerek yok yani.
Buraya size hazırlamıştım bu arada. Sanki spontanmış gibi yapmak istemem. Çok sahtekar olur. Şurada. Eski kent. Eski Karakaya is going to start her program with Tchaikovsky's Maid of Orleans, the Joan of Arc story. Joan bids farewell to her home village, grief-stricken, but knowing she must join the troops to save her beloved France from the invading English. Evet, selam. Çok böyle sıkmak istemediğim için böyle bir atlayarak falan şey yaptım. Sesim geliyor mu? Geliyor, evet. Atlayarak şey yaptım, hani böyle sanki çok kendimi böyle izletmeyi dayatmak istemedim yani. İsteyen açıp izleyebilir sonra. Hani öyle güzel bir ortamda, kocaman orkestra, çok büyük bir salon, çok fazla büyük bir salon ve böyle şey, şöyle bir seyirci, çok önemli bir şey var. Yani sen şarkını söylerken, mesela burada Rusça söylüyorum, bunu abartmayayım da, mesela daha popüler bir şey söylediğim zaman benimle şarkıya araya eşlik eden seyirci vardı önde, öyle söyleyeyim, favorite söylerken. Yani öyle bir seyirci izliyor sizi gerçekten. Ya da mesela böyle şey, Arya'nın yükselen yerleri gelirken böyle falan, biliyor yani o müziğin geleceğini, dikkat kesilen falan. Ya o sizi çok böyle, siz niye geldiniz falan oluyorsun yani. Gerçekten zor bir şey öyle seyircinin karşısında şarkı söylemek. O açıdan da zordu yani. Cardiff öyleydi. Sonra işte başka yarışmalara gittim. Sonra onların arasından da, yani demek olmuyor ki güzel büyük bir başarı elde etmek, böyle hep hayat öyle gidecek falan. Yani bir sürü var elendiğim ve kimseye söylemediğim, balık ekmek kazanarak evime geri dönmek zorunda kaldığım. Çok fazla var yani. Şey, bunlara takılmamak gerekiyor arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey. Yani dediğim gibi çok başarılı insanlar hep böyle sosyal medyada görüyoruz. Yani bu Şeyma Subaşı'nı izleyip ona özenmekle aynı şey, gerçekten aynı şey. Çünkü
Çok iyi şeyler yaşadığını, çok büyük ödüller kazandığını gördüğümüz insanların hayatlarında bir sürü zorluklar var. O ödülü alana kadar elendikleri bir sürü yarışma var. Biz yani hepimiz için geçerli bu. Herkes gösterdiği kadar. Yani kimse şey demiyor. Burada da çok kötü söyledim. O yüzden elendim. Demiyor yani kimse. O yüzden sanmayın ki yani bu haksızlık onun doğuştan bir yeteneği. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani gerçekten böyle bir şey yok. Sadece tabii ki sizin kendi koşullarınızla ne kadar yani tırmaladığınız önemli. Ama bu tırmalama sürecinde kendinizi böyle o zaten çok iyiydi. Ben ona nasıl yarışayım falan. Bu mod insanı asla geliştirecek bir mod değil yani. Çünkü dediğim gibi tekrar söylüyorum yani elendiklerimiz ödül aldıklarımızın 5 katı. Hepimiz için söylüyorum burada bunu. Sadece benim için değil. İşte Faik için de, Doğukan var İzmir'de onun için de. Yani Deniz için de geçen hafta konuştuğumuz. Herkes için geçerli. O yüzden dediğim gibi her zaman hazır olmak gerekiyor. En az 5 aryanız ama dediğim gibi zorluk düzeyi yüksek aryalarınız. Yani bu konkur aryası dediğimiz bir repertuar, sağlam bir repertuarınız olacak. Her an hazır olacaksınız yani. Mesela haftaya bir ajansın dinletisi var. Kopup gidebilmeniz lazım arkadaşlar. Bir dakika hazırlanayım. Şimdi ne söylesem öyle bir soru bile yok yani. Böyle bir soru cümlesi bile oluşmaması gerekiyor. Tamam şu beşliden üç aryamı istiyorlar. Şu üçü söylerim o zaman diyebilmeniz lazım yani. O kadar hazır olmak gerekiyor. Sadece yani mezun olduğunuzda hedeflediğiniz şey bence o olsa olur yani mesela. Hani hedefsiz hissediyorsanız kendinizi. Çünkü atıyorum illa yurt dışı gerekmiyor. Bir operanın sınavına girecekseniz de buna ihtiyacınız var. İşte çok sesli koronun sınavına girecekseniz de buna ihtiyacınız var. Hedefiniz ne olursa olsun. Yani biraz kendini tanımak da gerekiyor bu anlamda. Hata da yapabiliyorsun tercihlerine ilgili. Mesela ben dedim ya size işte en başta 21 yaşındaydım. Bence her şey denenebilirdi. Denemedim. Bence hataydı. Ha pişman mıyım? Değilim. Şu an aşırı mutluyum hayatımdan. Çok mutluyum yani. Ama beni bir tık daha geliştirirdi yani konfor alanından çıkmak o zaman. Sadece o yüzden pişmanım demiyor ama o yüzden hayıflanıyorum yani bu konuya. Ama hazır olmak en önemli şey. Hedef isteyenler için mesela bu işte dediğim gibi 5 arya kuralı. Daha arttırabiliyorsanız arttırın da tabii ki bu arada. Ama minimum 5 arya kuralı bence çok önemli. Şimdi de söyle. Hedefin neresi? Hangi yarışma? Ha, artık yarışmalardan emekli oldum desem de adrenalin olduğum için. Ya şu anda şu Türkiye'de bir hedefim yok. Yani Türkiye'de olabilecek en önemli şey Leyla Gencer'di zaten. Ondan sonra hedefim yok. Ama Avrupa'da tabii var yani gözümdeki. Yani mesela şeye çok taktım gerçekten. Vinyas'a 3 kere gittim Dilara ve üçünde de elediler beni. Yani taktım anlatabiliyor muyum ona? Hani çok hırslıyım Minyas konusunda. Ama yaşım doluyor seneye. Hani yani bu sene son artık gitmem lazım gideceksem. Kuzey Avrupa yarışmalarının yani şimdi isimlerini söyleyemem. Şeyden dolayı aklımda yani okunuşlarını falan doğru telaffuz etmeyebilirim. Öyle komik bir duruma düşmeyeyim. Kuzey Avrupa yarışmaları Norveç, İsveç yani zaten opera konusunda yani opera kariyeri konusunda da benim hiç gözüm şeyde olmadı. İşte İtalya, Almanya falan. Ben sevmiyorum yani. Kuzey insanını da daha çok seviyorum. Hem de orada yapılan işler de beni daha çok çekiyor. Yapılan rejiler de daha çok çekiyor beni. Birazcık klasiği çok seviyorum da onu demek istemiyorum. Klasik yaklaşımlardan da hoşlanıyorum ama artık çok birbirini tekrar ediyor, kendini tekrar ediyor gibi geliyor bana. Biraz yenilik istiyorum yani böyle daha zengin prodüksiyonlar yapıyorlar. Eğer bir yerde bir şey yapacaksam hep orayı hayal ediyorum. Yani daha yapmadım bu arada hani öyle bir Avrupa kariyeri yanması durumu yok bende ama sadece bir kere Romanya'da işte o da bizim maestro Alessandro'nun vesile oluşuyla olmuş bir şey var. Hani öyle bir algı yaratmayayım. Sanki böyle Avrupa'yı fethetmişim gibi bir durum yok yani. Ama olacak yani inanıyorum ona ben biliyorum olacağını. Olursa da Kuzey Avrupa'da olsun istiyorum. Benim hep hayalim orası. İşte söylemek istediğim çok tabii çok güzel roller var yani söylemek istiyorum. Bazıları çok klasik yani herkesin mesuların ağzından çok duymaya alışkın olduğu şeyler. İşte
Amner'i söyledim burada mesela, işte Aida'da. Trator çok söylemek istiyorum. Ya Cavalleria Rusticana yapıyorduk, Santuzza söyleyecektim. Ve pandemi girdi. Maalesef. Yani ona çok üzgünüm gerçekten. İşte Tiran'da ve İtalya'da, yani neyse, şükür tabii, yani teşekkür ederiz evrene bunu getirdiği için, ama Maskeli Balo söyleyecektim. Gene İtalya'da Trovatore söyleyecektim. Bu ajansımla bağlantılı işler hepsi iptal oluyor. Yani Avrupa'da her şey kapalı olduğu için. Çok heyecanlı olduğum şeyler vardı. Olmadı. Olacaktır yani ilerleyen zamanda. Ama tabii ya şöyle, çok, çok motive bir dönem geçirmiyorum açıkçası. Hani ben mesela, ben şey diye düşünüyordum. Pandemi bu kadar asla sürmez diye düşünüyordum. Hadi sürdü diyelim. Bunu öngörebildik diyelim. Hani bir Ezgi'den beklentimiz mutlaka, işte atıyorum, bu bir senede 5 tane komple operayı cebine koyması yönünde olurdu. Yapmadım. Yapamıyorum yani. Çok, yani mesela tez yazmam gerekiyor. Yani bu kadar sürede 5 tane tez yazılırdı. Kızıyor muyum kendime? Asla kızmıyorum. Böyle yani, benim vücudumda böyle tepki verdi yani. Çünkü ama birazcık daha şey geçirebilirdim, dolu geçirebilirdim. Çok az şey kattım kendime opera anlamında. Çok az eser çalıştım yani. Tabii ki hiçbir şey değil. Yani hiçbir şey yapmadım değil, ama beklenenin bayağı altında bir performans sergilediğimi söyleyebilirim. Çok daha verimli değerlendirebilirdim. Dolayısıyla yani verimsiz değerlendiren sadece siz değilsiniz arkadaşlar. Yalnız değilsiniz. Hepimiz öyle izlemek istiyorum. O senin yine bol gönüllülüğün yaptıkların yapacaklarının teminatıdır deyip ben böyle tatlı tatlı Yani bağlamak istiyorum. umarım öyledir. Bence öyledir. Peki arkadaşlara dönecek olursak sormak istediğiniz sorular varsa, Evet. sona doğru yaklaşırken demek istemiyorum aslında. Ezgi, o kadar tatlı anlatıyorsun ki her şeyi, yani tekrar tekrar bir daha bir daha yani bütün yarışmaları dinleyebiliriz vesaire falan, ama bir de bu işte teknik sürelerimiz var. Hemen Tabii ufuktan. tabii ya, şöyle zaten 1,5 saat olmuş bile, yani insanları da çok sıkmamak lazım. Zaten benim öyle çok, yani şimdi bu söyleşinin ismini koyarken bile ben biraz çekindim açıkçası. Kariyer öyküleri falan, hani öyle bir öykü, yani öykü yapacak, yaratacak, öykü oluşacak kadar bir kariyer yapmadım açıkçası İşte daha, ama tam yani. olarak buydu zaten dinlemek istediğimiz. Yani hani buraya gelirken Aynen. şu anki Ezgi Karakaya'yı, mevcut Ezgi Karakaya'yı var ederken nerelerden geçtin? Ne yaptın? Ayağın nerede tökezledi? Nerede şans yanındaydı? Nerede Evet. çok çalışmanın karşılığını buldun? Nerede disiplininin ödülünü gördün? Nerede hangi özellik sana dezavantaj oldu? Tam olarak dinlemek istediğimiz zaten bunlardı bence. Tam da olması gerektiği gibi gidiyor diye düşünüyorum. Hangi özellik dezavantajı oldu deyince de bir şey söylemek istiyorum. Aklıma bir şey geldi. Ben çok hırslı biriyimdir. Gerçekten çok hırslıyımdır. Ama yani hırsın ben iki çeşidi oldu. Ufuk, sorunu gördüm, şimdi anlatacağım. Hırsın ben iki çeşidi olduğunu düşünüyorum. Yani bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Gerçekten ben de 50 yaşında değilim. Hani ama bunun çok, gerçekten tırnak içinde söylüyorum, önemli bir nasihat olduğunu düşünüyorum. Birincisi şeye hırslanırsınız. Ben nasıl dünden daha kötüyüm şu an, dünkü halimden, kendimden bu kadar geriye nasıl düştüm diye buna hırslanabilirsiniz. İkincisi de bir rakibiniz, yine tırnak içinde söylüyorum, rakibiniz, bir şeyiniz, meslektaşınız vardır. Ondan daha iyi olmak için her zaman yarışırsınız. İkincisi çok kötü arkadaşlar. Gerçekten çok kötü. İkincisi, birincisi sizi kötü bir insan yapar. Bir süre sonra fark etmezsiniz bile yani. Ardından da gelişiminizi durdurur. Yani bu çok, nasıl söyleyeyim, uzaklaşmanız gereken bir duygu. Zaman zaman oluyor. Böyle birinin şarkıcılığına imrenmekten bir adım öteye geçtiğimiz zaman hepimizin oluyor. Ama kontrol edin kendinizi. Yani ben de etmeye çalışıyorum bu arada. Hepimiz için söylüyorum bunu. Ben yaptım, siz de yapın canlarım demiyorum size, yani öyle anlamayın. Çok insanı geriye götüren bir şey. Başkasının başarısına hırslanmak. Ve kendi açıklarını görüp kendi boşluklarını doldurmaya çalışmak çok daha nokta atışı, çok daha seni 5 adım düşündüğünden gerçekten 5 adım daha ileriye taşıyan bir şey. Çok yıllar içinde kazandığım çok güzel bir huyum. Arada tökezlesem de hep kendimle yarışıyorum. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Gerçekten.
Bunu tavsiye ediyorum. Ufuk'un sorusuna cevap vermek istiyorum. Ufuk, ben çok büyük roller yeni yeni söylemeye başladım. Evet, öyle demiştim. Çok da sevdiğim bir laf gerçekten. Öyle diyorum hala. Çok yeni yeni büyük roller söylemeye ve büyük roller için teklifler almaya yeni yeni başlamıştım aslında. Ama hazırlanma sürecim şöyle oluyor. Dinlemiyorum asla eser çıkartırken. Çünkü taklit yeteneğim çok yüksek. Neyi dinlersem onun aynısını yapıyorum. Yani ve şey, bunu iyi bir şey olarak söylüyorum. Çok iyi yapıyorum anlamında söylemiyorum. Ben olmuyor o. Başka biri oluyor. Kendim eseri çıkarttıktan ve mutlaka bir süre söyledikten sonra sevdiğim şarkıcılardan dinlemeye başlıyorum. Çünkü o zaman daha benden bir şey oluyor. Mesela yani dinlemekten asla vazgeçemediğim kişi Obrazova. Asla alıkoyamıyorum. Yani şöyle söyleyeyim size. Ondan bir şeyler çalmak da istiyorum açıkçası. Ama merak ediyorum, burada bu manyak kadın burada ne yapmış diye merak da ediyorum. Birincisi o. Asla dinlemiyorum ortaya çıkarma sürecinde, yani eseri öğrenme sürecinde. Ama çalışmaya başlamadan önce tekstini okuyorum. Yani hiçbir dili, yani İngilizce konuşabiliyorum ama İtalyanca, Almanca, Fransızca nece söylüyorsam hiçbir dili okuduğumda anlayabilecek yetkinlikte değilim açıkçası. İtalyancam bir tık daha iyi. Hani okul bittikten sonra burada İtalyan kültürde devam ettim eğitim almaya. İşte B2 seviyesine kadar geldim ama o yani zamanla körelen bir şeyi hepiniz biliyorsunuz ki yani yurt dışında, yani üzerinde vakit geçirmek gerekiyor dilin, yani öyle söyleyeyim. Bir noktaya kadar İtalyanca söylediklerimden haberdarım ama mutlaka açıp tekst okumam gerekiyor. Çünkü zaten hepsi eski İtalyanca, yani bizim söylediğimiz eserlerin librettolarındaki. Mutlaka Türkçesini biliyorum. Bu konuda bize opera çok yardımcı oluyor arkadaşlar. Çok fazla emek harcamam bir tık gerekmeyebiliyor, yani her eser için en azından. Çünkü operanın böyle bir sistemi var. Üst yazı olduğu için operada o üst yazıya bir çeviri yapılıyor. Dolayısıyla isteyen sanatçılara da oynanacak eserin çevirisini basıp verebiliyorlar. Ben mutlaka bütün notalarımın üzerine yazarım Türkçesini. Kendim tek başına çalıştığım aryaların üzerine de yazarım. Ve özellikle vurgu, yani mesela bir cümle yazıyor, tamam mı? Mesela o mio Fernando yazıyor, tamam mı? Mio kelimesinin üstüne benim Türkçesi benim gelecek şekilde yazarım. Nerede neyi dediğimi de bilerek yazarım. Gerekirse Türkçesi devrik bir cümle olur. Bu çok önemli bence arkadaşlar. Bunu lütfen yapın. Gerekirse Türkçesi devrik bir cümle olur. Sen gittin benden falan diye yazarım mesela. Ama işte tam olarak ne söylüyorsam onun üzerine yazarım. Bunu İtalyanca da çok ihtiyacım olmuyor da Fransızca da daha çok oluyor. Sonra Fransızca kursuna da gittim ama yani olmuyor benden. O yüzden böyle şey, vurgu yapmam gereken şeyleri özellikle, yani çünkü ne söylediğimin sahnede ne yaptığıma çok fazla etkisi oluyor. Yani bir de ben şey değilim, yani böyle ölü balık gibi şarkı söyleyen biri değilim açıkçası. Bakamıyorum öyle söyleyenlere de, yani izleyemiyorum gerçekten. Öyle olmamak gerekiyor. O zaman konser şarkıcısı olmak gerekiyor çünkü, yani o başka bir sanat, çünkü tiyatro var orada. O yüzden ona çok önem veriyorum. Ve böyle izlediğim zaman kendimi çok eksik bulduğum zamanlar oluyor. Gıcık oluyorum gerçekten. Ona çok yoğunlaşıyorum Ufukcuğum, yani. Ne söylediğime çok yoğunlaşıyorum. Hikayeye çok yoğunlaşıyorum. Yani mesela benim için hiçbir şeyin şey kalmaması gerekiyor. Bunu niye yaptım? Yani böyle havada kalmasın. Tam oraya yürüdüm de yere düştüm de niye düştüm yani? Hani nasıl bir motivasyonla düştüm? Ne yaptı? Ne dedi de bana? Yani bu arada sadece kendi söylediğini bilmek yetmiyor buna. Yani karşındaki kişinin de sana ne söylediğini bilmen ve ona göre reaksiyon vermen gerekiyor. O biraz zorluyor beni, yani hani tam öğrenmek lazım. Dili bilsen müthiş olur yani. O yüzden İtalyanca öğrenmek bence en önemli şey yani. Ama işte dediğim gibi, yani çok hızlı değilim ben ve dolayısıyla onu öğrenmeye ihtiyacım oluyor. Teksti okuyorum. Tekstin Türkçesini öğrendikten sonra ve notlarımı aldıktan sonra vurgulu bir şekilde şey yapıyorum arkadaşlar. Müziğe oturtmadan önce teksti İtalyanca olarak okumaya da çalışıyorum. Mesela biz
işte az önce söylediğim gibi yani mesela O mio Fernando dedim mesela. O mio olması lazım. Yani İtalyanca'nın vurgu yerleri Türkçeden çok farklı ya. Bunu hepiniz az çok biliyorsunuz, bildiğiniz için. Evet, Figen Hocam hep derdi, nereden geliyorsun, neredesin ve sahneden çıkarken nereye gidiyorsun? Yani bana kattığı bir sürü müthiş alışkanlıktan biri, yani tam katamamış da olabilir, yani ben alamamış olabilirim ama katmaya çalıştığı diyeyim, yani benim aldığım kadarıyla bir tanesidir yani. Şey, İtalyanca olarak teksti okuyorum müziğe oturtmadan önce. Çünkü çok değiştiriyor. Türk gibi söylememek lazım İtalyanca'yı da Fransız. Yani ben Almanca eser yani neredeyse hiç söylemedim. Böyle Liedler, işte bazı Bach'lar falan söyledim tabii ki ama opera hiç söylemedim. Zaten yok yani söyleyebileceğim bir şeyi. Fidelio var sadece. Ben bir şey değilim. Yani o anlamda yok. O yüzden de yaptığım performansından sonra bir arkadaşım var. Onun karısı Rus. Demiş ki Rus gibi söylüyor demiş. Bu çok önemli bir şey. Rus hocayla çalıştım mesela onu. Yani çünkü şey, yani nasıl söyleyeyim? Gelip birinin size yani şey, kırık bir Türkçeyle şarkı söylediğinde sevimli buluyorsunuz değil mi onu ya? Ben öyle sevimli görünmek istemiyorum. Ben profesyonel görünmek istiyorum. Dolayısıyla da alıp böyle teksti bayağı notasız. Nereye vurgu yapacağım, ne yapacağım, İtalyanca okuma kurallarına göre teksti okuyorum, ondan sonra müzikle birleştiriyorum. Ondan sonra tabii bu müzikle birleştirme aşamasında korepetitörler giriyor tabii ki işin içine, ama korepetitöre şeye gitmeye çok kızıyorum arkadaşlar. Solfej yapmaya gitmeye çok kızıyorum. Yani onların işi o değil çünkü. Korepetitör o değil. Ondan sonra operada yapıyorsak eseri, ki genelde öyle oluyor, ensemble provaları oluyor. Yani birlikte söyleme. Eserin bütün solistleri geliyor. Sonra koroyla birleşiliyor solistlerle ve piyanistle. Sonra işte sahne provaları başlıyor. Ondan sonra orkestrayla birleşiyor sahne provaları. Sonra genel provalar ve temsiller oluyor. Yani benim kişisel olarak yaptığım ve çok fazla kişinin yapmadığı şey bence tekste verdiğim ağırlık. Aslında herkes aşağı yukarı aynı şekilde çalışıyor, davranıyor çalışma sürecinde. Ama bir şey, tekste gerçekten çok önem veriyorum. Bir de dinlemiyorum. Dinleyerek öğrenen çok fazla insan tanıyorum. Yani çok amatör. Çünkü yani hem amatör hem de dediğim gibi ben gidip onun aynısını yapıyorum. Yani korkunç bir şey. Hiç sen olmuyor o zaman. Çok taklit oluyor. İyi, teşekkür ederim. Başka soru göremiyorum ben. Bu arada Serla Avcı az önce BBC'nin sayfasını paylaştı. Cardiff Singer of the World. Parçayı dinledikten sonra sana bravo dedi. Oraları atlamayayım. Gördüm, çok teşekkür ederim. Şimdi bakıyorum yukarıya doğru ben de. Teşekkür ederim. Yavaş yavaş peki toparlayacak olursak neler söylemek istersin Ezgi? Çok güzel anlattın zaten. Arkadaşlar öncelikle teşekkür etmek isterim. 1 saat 45 dakikadır beni dinlediğiniz için çok tatlısınız hepiniz. Yani biraz böyle belki fazla konuşup sıkmış da olabilirim. Ama benim için çok samimi bir sohbetti. Umarım kimseyi şey yapmamışımdır, hani bunaltmamışımdır. Böyle şeyler söyleme. Yani hani biz tam olarak dediğim gibi bunları dinlemek için buradayız. Sen de bunu anlatıyorsun, buradasın. Sağlık o yüzden. Yani, söyleyeceklerim bu kadar. Hani bir nasıl söyleyeyim? Bu bir yol arkadaşlar. Yürüyeceksiniz, bitecek. Çok da kaygılara kapılmamak gerekiyor. Endişelere kapılmamak gerekiyor. Sadece o yolu en kendinize verimli hale nasıl getirirsiniz onun yolunu bulmanız lazım yani. Dediğim gibi böyle hep böyle kötü ya, şu da kötü, bu da kötü demek yerine hep tamam bunu daha iyi nasıl yaparız? Bunun içinden iyisini nasıl sömürür çekeriz diye her zaman aramak lazım. O zaman hem hayat da bir şeye benziyor, hem konservatuar eğitimi de bir şeye benziyor. Kariyer yolculuğunuz da bir şeye benziyor yani. Dediğim gibi yarışmalara gitmekten, girmekten, elenmekten falan korkmayın. Çok güzel bir şey. Müthiş bir şey. Çok güzel bir kamçı yani. Ve dediğim gibi izlediğiniz başarı öyküleri yani
Gerçekten başarı öyküleri. Çok büyük kısımları yalan yani. Bunları izleyip arkadaşlar işte zaten ben 5-0 gerideyim falan gibi şeylere lütfen girmeyin yani çok rica ediyorum sizden. Yani çünkü gerçekten herkes gösterdiği kadar. Siz gösterdikleri kadarını görüyorsunuz. Pardon, yanlış söyledim. Tam tersi. Kimse gösterdiği kadar değil, siz gösterdikleri kadarını görüyorsunuz. Benim için öyle. Instagram'a girin bakın. Beni opera yıldızı, star sanırsınız ya. Öyle değil arkadaşlar. Diyorum size, Cardiff'e gittim. 4 ay sonra Avrupa'da yani çok da büyük olmayan bir yarışmada birinci aşamada elediler beni yani. Bunlar oluyor. Olacak. Hepinizin başına gelecek. Yani takılmadan yürünen bir yol yok. O yüzden her zaman daha iyiye nasıl giderim, daha iyiye nasıl giderim. Güvendiğiniz insanlara yazın, akıl sorun. Artık o kadar çok... Ya ben size bir şey söyleyeyim. Bizim hocalarımız nasıl şan yapıyorlar diye anlamak için Corelli, Franco Corelli'nin bir tane plağı varmış. Plakta böyle Sandy fotoğrafı var kapağında. O kapağa bakıp abi nasıl pozisyon yapıyor, burayı mı açmış diye şan çalışıyorlarmış. Bizim şu anda her şeye imkanımız var. Her şeye. Bir şey mi merak ettiniz? Kim ilgileniyor onunla? Yazın. Instagram var elinizin altında. Hepiniz canavar gibi kullanıyorsunuz yani. Her şeye gerçekten erişiminiz var. YouTube'da bir tane araya çalışırken milyonlarca kişiden kaydını bulabiliyorsunuz. Kayıt dinleyerek çalışın demek değil bu. Ama fikir edinmek için, ekol öğrenmek için, stil öğrenmek için bunlar çok faydalı, çok imkan var yani. O yüzden hiçbir zaman kendinizi düşürmeyin. Her şeye cesaret edin. Cesaret ettikçe yapabiliyor hale geliyorsunuz çünkü. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Daha fazla vaktinizi almayayım. Akşamınız benle geçti. Çok tatlısınız gerçekten. Herkes kaldı bu saate kadar da. Lütfen böyle şeyler söyleme. Ben tam da yerini bulduğunu düşünüyorum. Şimdi sana hemen teşekkürleri kısaca, hızlıca okumaya çalışacağım. Doğa Kılıç terapi oldu demiş mevcut öğrencilerimizden. Oğuz Kazancı biz teşekkür ederiz demiş. Simge Çiftçi biz teşekkür ederiz. Çok faydalı oldu kendi adıma. Boran Savran zaman nasıl geçti anlamadım. Hevin Sugöv teşekkür ederiz. Çok rahatlatıcıydı. Ufuk Aslan teşekkürler. Ezgi, Senem Topçu çok teşekkürler. Harika bir sohbet oldu. Ne güzel anlattınız. Başarılarınız daim olsun demiş. Çiğdem Öner harikaydı Ezgi'cim. Eminim pek çok genç arkadaşa yol gösterici olmuştur. Dilerim en kısa zamanda tekrar canlı canlı dinleme şansımız olur. Sevgiler herkese. Teşekkürler bu sohbeti organize ettiğiniz için demiş. Biz teşekkür ederiz. Rafet Onur Kırdar, inanılmaz verimli bir yayın oldu. Keyifle izledim. Emeklerinize sağlık demiş. Canur İlan çok çok teşekkürler. Devam ediyor. Melek Gülpınar yaşadıklarınızı sansürsüz şekilde anlattığınız için teşekkürler. Ya kesinlikle bence en büyük teşekkürü kalbin için ben de sana bu anlamda Ya. teşekkür ediyorum. Serla Avcam samimiyet için çok teşekkürler. Ezgi müthişsin demiş. Ben Gerçekten teşekkür de bu kadar ederim. hani filtresiz bizimle başına gelen her şeyi olumlu olumsuz paylaştığın için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Teşekkürün karşılığı yok hakikaten bu anlamda. İyi ki Ben teşekkür ederim. varsın. Yani Hem sayede... vaktinizi ayırdınız hem de yani bu davet çok kıymetli bir şey yani gerçekten. Dediğim gibi hiçbir şey göründüğü gibi değil arkadaşlar. O yüzden devam. Herkes kendi yolunda yürümeye güzel güzel Bizim istiyorum. okulumuzun mezunusun. İyi ki Ha, böyle iyi ki. bir kariyer öykün vardı ve iyi ki onu burada bizimle paylaştın. Dilerim bunu pandemisiz günlerde yüz yüze gerçekleştiririz. Daha uygulamalı gerçekleştiririz. Senin bizim okulumuzda mevcut öğrencilerin var ama daha çok öğrenciyle çalışma şansın olur. En kısa zamanda bir sonraki randevumuz umarım böyle olur. Umarım. Geldiğin için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok tatlısınız. Herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar gerçekten. Çok teşekkür ediyorum seni. Sevgiyle kucaklıyorum. En kısa Duyuyorum. zamanda canlı canlı görüşmek üzere. Umarım. Öpüyorum herkese. Hoşça kalın. Çok İyi teşekkürler. akşamlar, hoşça İyi kal. akşamlar.